başlıyor. Çaktı gözleri aman ışıl ışıl, tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine, sönüp giden senden misin? Suskunluğunu bozmaya geliyor. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum endine. Ünlü sanatçı Gülben Ergen uzun bir aranın ardından yepyeni şarkılarıyla ilk kez canlı yayına geliyor. Hani haksızsa sayılmazsın, dürtmeseler ayılmazsın. Sistemin işi buymaz satmak, seni sen bile tanıyamazsın. Özel hayatının bilinmeyenlerini ilk kez anlatmaya geliyor. Seni gibi yaramaz bir yere varamaz, kalbim sensiz durmaz. Herkesin merak ettiği sorulara ilk kez cevap vermeye geliyor. Gülben Ergen dakikalar sonra canlı yayına geliyor. Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Aylar sonra ilk kez konuşacak. Hayatının en zor günlerini yaşadı. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. O anlarda neler yaşadı? Kimlerden destek gördü? Kimler ona sırtını döndü? Şimdi de gülüyorum, sonra da gülerim. Bu oyun hep böyle oldu. 22 senedir bu böyle oldu. Hayatını kabusa çeviren iddialar karşısında neler yaptı? Gülben Ergen olay açıklamalarıyla canlı yayında. Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Aylar sonra ilk kez konuşacak. Hayatının en zor günlerini yaşadı. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. O anlarda neler yaşadı? Kimlerden destek gördü? Kimler ona sırtını döndü? Şimdi de gülüyorum, sonra da gülerim. Bu oyun hep böyle oldu. 22 senedir bu böyle oldu. Hayatını kabusa çeviren iddialar karşısında neler yaptı? Gülben Ergen olay açıklamalarıyla canlı yayında. Yanıyorum, söndürelim mi? Yanıma eskide kalmış köle efendim.
söndürelim mi? Çıktı ateşimin girelim mi? Bak bu sözlerin lafta kalırsa seni o tabini tabini yerim. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz. Canlı telefon numaramız. Devam. Fuat Hocam. Evet. Canlı telefon numaramız. 0212. 702. Siz emrettiniz, biz özümüze döndük. Siz istediniz, siz emrettiniz. Yeter dediniz, içimiz şişti dediniz. Benim de içim şişti. Yeter. Sinem Yıldız burada. Şudur. Gerçekten çok iyi bir televizyoncu. Şudur ya. Etti be. Gözümüz açıldı. Oh evet. Maşallah. Konuşacağız. Birçok şarkıya sözler yazmış. Birçok star onun sözleriyle hayat bulmuş. Mehmet Yüzeak burada. Gel. Ve benim canım arkadaşım, can dostum, kardeşim, iletişim danışmanım sayısız kitaplara imza attı. Öyle güzel kitaplara imza attı ki birazdan onlardan da bahsedecek. Özgür Aras burada. Özgür Aras. Bunlar niye buradalar? Ben de bilmiyorum. Ben var mıyım konuşacaklarınızın içinde? Her şey var. Tabii. Beni de yatırın masaya. Yatıracağız. İyi buraya yatarmışım. Yatarım biliyorsunuz. Niye sen Paris'e falan çektin gittin, orada grip olup geleceksin, program yapamayacağız, ödüm koptu beni. Ay sen ne diyorsun? Bir de bize gelirken sorarsın, evde kalorifer çalışıyor mu? Evet efendim, çok sıcak, gel. Nasıl gittin Paris sokaklarına? Çünkü yeni bir formatla. Tabii. Miladımız. Çünkü seyircimiz emretti. Dediler ki içimiz şişti. Biz sıkıldık. Kurban olayım. Çok eski doğru. Özüne dön. Seda'mızı istiyoruz. Yaptın. Seda çok iyi yaptı. Teşekkürler Show TV. Teşekkür ediyorum Show TV'ye. Teşekkür ediyorum yapımcılarıma, global yapıma. Çünkü özüme döndüm. Yoksa yeter laboratuvara şey dönmüştün. Bu ne ya? Kan veren geliyor. Kan alan gidiyor. Ne neredeyse ablam diyor, kanı nerede vereceğim? Gitse daha sayanda ver diyecektim. Allah'tan özüne döndü. Şu güzelliğine bak ya. Özlemişiz. Yemin ediyorum. Ya, kurban olduğum ya Rabbim. Allah elinizi üzerimden eksik amin etmesin inşallah. Amin. Sıla'nın dediği gibi özüme sözüme döndüm. Tabii ya. Buyurun be. Buyurun ne konuşacaksınız? Kesinlikle. Sinem bir şey var sende bugün. Bir şeyleri ortaya dökeceğin gibi. Dökeceğim çok şey var. Çok severim Sinem'i biliyor musunuz? Ya ben de sizi tabii ki. Evet. Yani, bak. Kız niye sen hayırlı olsun? Ben de kalkın beni de. Şey, rahatsız etmek istemedim. Estağfurullah. Canım benim. Anam bütün günümü Gülben aldı. Mis gibi kokuyor. Dolayısıyla arkadaşlarımla konuşamadım bile. Ay o Gülben ömrümü yedi. Neyse. Hiç biz de konuşamadım. Çok sade bir elbise seçtik sonunda. Onu giyecek gelecek Allah'ın izniyle. Hadi neyle başlıyoruz? Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Röportajınızda dediniz ki bana aşk yasak. Çünkü arkadaşlarımla gezip tozamıyorum. Evet. Dışarı çıkamıyorum. Evet. Ben de okurken şöyle dedim. Vallahi en güzeli bu. Çünkü biz bile özlüyoruz. Kendine geldi zaten. Ya bir yerler, aşk var mı şimdi? Yok. Yok. Belli zaten halinde. Adam en mutlu olan kim? Sen. Aa. Sen. Aşk istemiyorlar ya. Ben aşk olunca bir salak bir şey oluyorum. Yok. Hayır. Beyin senelik izne çıkıyor. Çıkıyor. Tabii. Beyin senelik izne çıkıyor. Aşk kendine geldin konu, ya. Konu başlıklarını alayım arkadaşlarım. Valla bir kere söyleyeyim. Yeşil çamur. Üstünüze elbise falan dinlemem. Uçan tekmeli üstünüze dalarım. Arkadaşlarımla ilgili bir şey söylemeyin. Duydun mu?
Genellikle de herkes arkadaşım var olduğu için ne yapacağız? İşiniz zor. Abi ben hiç dinlemem. Ben her şeyi... Ben bu söyle. Vallahi söylerim. Bunu var ya, susturamıyorum. Kulisten böyle yeter çık diyorum. Çık odadan. Ya olacak iş değil. Adana'da çalışıyoruz, Kıbrıs'a gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Vapurla geçeceğiz. Sabah inerkenden o dedi ki bana sen de gel Mehmet dedi. Gideyim bari giyindim. Var, yetişeceğiz. Artist gibi giyindim. Bu eşofmanları giymiş Allah'ın başına bir şal takmış. Ne yapacağım? Gemiye gideceğim. Yatacağım, kalkacağım, uzanacağım. Asistan gibi. Ama gittik ki millet kuyruğa girmiş taş ucundan Kıbrıs'a gitmek için. Ana baba günü. Anladım, burayı ben anlatayım. Hayır, hayır ben anlatacağım. Çekilin kraliçe geliyor diyorum. Bu diyor kraliçe arıyorlar diyor bana. Kraliçe arıyorlar. Evet. Ne kraliçesi? Ben üstümde bir eşofman üstümden döküyor. Saç buradan bağlama be bana ne diye. Yürüyorum. Bunlarla mı uğraşacağım? O kenarda bekliyorum ben. Hayır 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 hayır. Kraliçe geliyor diyorum ki erkenden girelim de pasaportu verelim. Milleti iteledim iteledim. Bu diyor ki ay manyak mısın başımıza bir iş açacağız demeye kalmadı. Bir baktım bir odaya kapı karşı karşıya kaldım. Kapıyı açtık içeri girdik. Çok şükür müdürün odasına kadar geldik. Oturuyoruz. Girer, bu dedi ki, bu her yere girer. Her yere girer. Bana bak başına bir iş açacaksın demeye kalmadı. Kapı kıcırdadı saat 9'da bir adam girdi içeri. Siz ne arıyorsunuz burada dedi. Bakın dedim kraliçe burada. Ne kraliçesi ulan kalkın buradan dedi. Meğerse ben bugünleri görmüşüm kraliçe olacağını. Ya. Ne diyorsun? Yine kendine bir pay çıkardı. yine kendine bir çevirip pay çıkardı. O gördü bugünleri. Hadi yani ne konuşacağız bacım? Girin buyurun. Bugün en güzel konumuz, en duygulu konumuz, hassas konumuz Türk sineması... Bir devini kaybetti. Evet. Allah biliyorsun Allah 2014 yılından beri öldü gömdük, öldü gömdük, tövbe, öldü tövbe, gömdük. Tövbe. Tövbe yarabbi kızı sinir harbi oldu. En sonunda duyduk ki gerçekten öldü. Keşke bu da yalan olsaydı. O çok değerli sanatçı 15 Ağustos 1925 yılında Bakırköy'de doğdu. Ama bir paşa torunu olarak dünyaya geldi. İki kız kardeşten sonra bir erkek çocuğu gelince çok sevindiler. Çünkü sülalesi devam edecekti. Ama o ne yaptı? Liseye devam ederken hep kaçtı sinemalara gitti. Bakırköy'de, Cemberlitaş'ta sinemalara gitti. Hayranı oldu İsmail Dümbüllü'nün gece kulüplerinde çalışan diğer arkadaşları gibi kendini eritmedi. Tiyatrolara gitti, bütün zamanını orada harcadı. Ama amansız bir hastalığa yakalandı. Bütün Türk milleti onun iyileşmesi için dua etti. Yine de uzun zaman çok sağlıklı yaşadı. Allah yine de herkese bu kadar yaş nasip etsin. Allah kızından evet. da razı olsun. Allah kızından bin kere razı olsun ama bence uzun zaman sağlıklı yaşadı. İşini severek yaptı, sevenleriyle buluştu. Tabii ki son yıllarda yatağa bağımlı olmak Allah hiç kimseye böyle bir şey nasip etmesin. Ama şükür ki evlatları yanındaydı. Bu da çok büyük bir şans. Çünkü nice insanlar biliyorsunuz yalnız ölüyorlar. O yüzden Allah rahmet eylesin çocukluğumuzdan böyle bir sayfa daha gitti. Kaç tane çocuğu vardı? Şu anda 1900 evlilik yıl döneminde 93 yılına 4 evlilik sığdırdı. 2 tane kız çocuğu ve aslanlar gibi bir erkek çocuğu vardı. Onu ben çok seviyordum. Cihangir'de görüyordum. Sonra Kıbrıs'a gitti. Bir talihsizlik yaşadı. Kanada'ya gitti. Londra'da, Paris'te lokantalar zincirini açtı. Oğlu mu? Evet. Görüşüyorlar mıydı peki oğlu? Evet, görüşmez olur mu? Bütün ailesine düşkündü. Çünkü kızı hiç başından ayrılmadı. Hani abarttılar ya, bakılmıyor, edilmiyor. Aslanlar gibi yaşadı. Ve Türk milleti onu... gözyaşlarıyla uğurladı. Çünkü yatan hastaya ciddi maliyet, ciddi paralar gerekir. Yatan tabii. hasta tam bir masraftır. Yani hani ama sen... devlet de yüklenmiştir canım. Tabii. Tabii. Yani. Ama şimdi diyor ya oğlu çok dur, zengindi. Dur bir dakika öğrenelim. Yüklendi mi Özgür? Orasını bilmiyorum ama kızının o kadar çok iyi baktığını biliyorum. Tabii. Çünkü Deniz Akkaya'nın kızıyla aynı okuldalar. Bu kadar büyük ustaların bu gibi durumlarında üstlendiğini... yükümlülüklerini tabii, biliyorum yani. Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi ona evet. telgraf yolladı, çiçek yolladı. Başbakanımız gitti cenazesine. Yani Allah herkese böyle bir kalkış nasip etsin. Amin. Türk bayrağına sarılmış. En çok sevdiği insan da İsmail'in kavuğunu aldı. Çünkü o kavuğu almak bütün hayaliydi. Sonra kime devretti biliyor musunuz?
Ferhan Şensoy'a devretti. Çok önemli. Sonra Ferhan Şensoy da o kavuğu bir yere mi verdi, böyle bir şeyler de dedi. Antalya Film Festivallerinde ödül üstüne ödül aldı. Zaten ben onu Cihangir'de görürdüm. Onu gördüğüm zaman akrabam zannederdim ya. Öğretmenlerimle ütleştirdim. Kimi? Münir. Tabii Münir Cihangir'deydi evi. Münir Hoca'yı. Ve oradan kalktı Allah zaten cenazesi. O kadar müşfit, güzel bir insan peki, ki diğer anlatamam. Konumuz Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Diğer konumuz neydi Mehmetciğim? Vallahi diğer konumuz Adriana ama ben onu bilmiyorum. Adriana. O biliyor. Ben diyemiyorum. Özgür Adriana anlatıyor. Bana sordular Adriana Lima ve Metin Hara aşkını. Evet. Ben dedim ki bence bu bir reklam olup ben bile öyle dedim. Yani şöyle bir dünyada şey. Bunun örnekleri var dedim. Öyle olabilir dedim. Reklam kokuyor. Peki ama şunu söyleyeyim hemen. Adriana Lima gibi bir ismi Türkiye'ye getirip Metin Hara ile bir araya getirip aşk yaşayacaksın, öpüşeceksin, koklaşacaksın, bir zaman geçireceksin. Yani kadının bir podyumda yürümesi milyon dolar. Hiç aklınız alabiliyor mu yani bu kadar parayı kim verecek ve gerçekten ne için verecek? Gerçekten aşk var mı Özgür? Ben birebir podyumda gözlerin içinde o aşkı gördüm. Adriana'nın mı? İkisinin de. Ya. Gerçekten. Ben o aşka hiç inanmadım. Siz, hala da hiç inanasım gelmiyor. Kız ben inanıyorum ama Özgür de yalan söylemez. Bire bir şahidim diye Özgür yalan mı söylüyor? Ay, evet Özgür ya. Şahit olduklarını anlat. Ne mesela bayağı, ne oldu? Ben Bodrum'da kaldıkları otelde vakit geçirdim. Metin Ara benim hem kendisinin seminerlerine katıldığım hem de yakın arkadaşım. Bire bir içinde olduğum için gönül rahatlığıyla söylüyorum. İnanın bu aşk evlilikle sonuçta. Brezilya'dan demek ki bize gelin geliyor. Yani o zaman benim de Brad Pitt'le evlenmem bir olasılık içerisinde olabilir, gönlümden isteyeyim diye tutarsa. Şöyle bir şey. Olabilir kız. Niye olmasın? O zaman canım? Olabilir yaş yani belki. Yaş falan var. Senin gözün mü bozuk? Ay hayır yani de hani Adriana'yla baksana bak aşka bak. Fotoğraf yani burada Özgür. Özgür. Ay Özgür. Canım Özgür bir fotoğrafı anlat. Anlatsana bize. İşte o bizim Bodrum'da beraber havaalanına giderkenki fotoğrafımız o. Gerçekten ya bir de Özgür, şöyle bir şey var. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sürekli Metin'le ilgili tuhaf tuhaf şeyler konuşuluyor. Metin mesela tuhaf tuhaf derken hemen anlatacağım. Açık getir. Röportaj vermiş, bir şeyler anlatmış gibi. Metin Hara Adriana ile olan ilişkisiyle ilgili bugüne kadar hiçbir şey konuşmadı. Kimseye doğru, bir şey söylemedi. Sadece hayır susturulmakla ilgisi yok. Kendi özel hayatıyla ilgili saygısından sadece Ayşe Arman'a dedi ki bütün sevgililerim güzeldi dedi. Yanında mıydın? Ama yazdı. Tamam işte Ayşe Arman sadece şöyle bir şey rica etti. Röportaj yapalım mı dedi. Ben oradaydım yani Metin'in yanındaydım. Röportaj yapalım mı dedi. Metin dedi ki ben bu konuyla ilgili röportaj yapmak istemiyorum. Ve konuştular. Metin'e sorduğu soru şuydu. Hep kız arkadaşlarıyla ilgili. Metin orada bütün kız arkadaşlarını onur edecek bir şey söyledi. Adriana güzel ama benim hayatıma girmiş bütün kadınlar özel ve güzeldi dedi. O başlık yanlış anlaşıldı. Sonra... Şimdi Özgür anlatıyorsa Sinem ben inanırım. Ya gerçekten. Aşka mı? Ben kimsenin avukatı değilim. Ben bile inanmıyordum aşk olduğunu ama Özgür anlatınca ben de durdum. Nereden nereye? Hayatının en Metin Aya'nın hani insanların bir hayali var ya. Gönülden istersen katlinin istersen olacağının örneğidir. Biz de isteyelim Sina. Vallahi sen kimi istiyorsun bacım? Vallahi ben bir kere bundan ben hiçbir kimse istemiyorum. Ben bir ay önce evde çok bunaldım ve kendi kendime şöyle bir şey söyledim. Arkadaşıma telefon açıp o da tanınan biri. Bak yemin ediyorum bu konuyu gidip Seda ablaya anlatacağım, yayına çıkacağım dedim. Ve bir ay geçti nereden nereye buradayım. Ben gönlümden Seda Sayan'ı istedim Allah da verdi. İnanmam. Vallahi evet, yemin evet. ediyorum. Gerçekten. Yemin ediyorum. Gerçekten. Bakın. Yemin ediyorum. Allah ne isterseniz gerçekten. İnanılır gibi değil. Bir araya maşallah. Düşüncenizin içine. Nesi maşallah bir... Seda'nın döneklik yapıyorsunuz. Biraz önce Brad Pitt'i istiyordum. Ay ayağa kalktım. O Brad Pitt'i aşk için. Ay ayağa kalkıyor. Kalbimi çarptırıyor. Hayır, beni dinlemiş kız ya düşünsene. Başka bir şey dilesi olacak. Ben ne gerek ne var? Dilesin, gönlünüzden geçeni isterseniz doğru şekilde. Allah her şekilde verir size. Sadece içine olacak mı olmayacak mı ya da art niyetli bir şey karıştırmayacaksınız.
Hedefe odaklandığınız zaman Allah size ne istiyorsa kalbinize göre verir. Metin Haray'a bak sen. Değil mi? Yani boy farkı falan düşünmeden Adriana'yı istedi. Adriana'ya bir açıklık sonra getirin. Nereli bu kadın? Brezilyalı top model, onları söyleyelim bari dünya tanımıyor çapında. Tanımıyor musun? Biliyor herkes. Ben şimdi yeni öğrendim. Önüme kutlar okudum, öğrendim, bilmiyordum. Türkiye'nin diyorum. Tabii. Dünyada çok önemli bir İç giyim markasının baş mankeni. 19 yıldır sırtına şey takıyor. Evet. Hmm. Melekli. Evet, evet. Ve bana bak, Acun'la dedikodusu çıkan Adriana Limo muydu? Alexander Ambrosio muydu? İkisiyle de çıktı. İkisiyle de çıktı. İkisiyle de. Ben söylemedim, o diyor. Ben bakma, ben de her şeyi biliyorum. İkisiyle de çıktı diyorsun. Metin Ara kıskanç değil mi? O zaman. Eski. Şimdi de değil mi? Adriana taş gibi dolaşıyor Bodrum'da. Metin yanında böyle kalıyor. Çünkü çocuk değil o da. Değil mi? Yok, çirkin çocuk değil. Çirkin kız değil de yani yan yana, yani yan yana baktığın zaman çok böyle şey görüyorlar. Aşkın öyle bir şey yok ama ben bir türlü Metin Hara ile Adriana'yı yan yana yakıştıramıyorum. Ben de kimleri yakıştıramadılar ama. Evet. Ona hiç girmeyeyim zaten, onda ölür bayılırım, şuralara atarım kendimi. Ben de kimleri yakıştıramadılar ama. Yani ne yapacağım, başına geldim, gidiyorsun işte. Bacım. Ben kendi adıma söyleyebileceğim şey... Ben sana inanıyorum, ağzına bakıyorum şu anda. Evet, İnanamadım. Bu aşk muhakkak evlilikle sonuçlanacaktır. Bir evlilikle sonuçlanacak şey de Vahide Perçin ve Altan Görgüm ilişkisi. Bir daha. Tabii. Adrona'yı ben anlatmam lazım. Çok ilgilendim, yemin ediyorum. Neden? Ben o kadının hayranıyım. Ben de. Evet, hepimiz. Ya kadın... Ben ikisinin de Sultan hayranıyım. Sultan Süleyman'ın da sultanlığa çok yakıştı. Biliyorsunuz bu, bir film çevirirken bir amansız hastalığa yakalandı. Evet. Hemen saçlarını kestirdi, film çevirmeyi bıraktı, dizi çevirmeyi bıraktı. Vahide Hanım'ı da koyun ekrana. Kimlerden bahsediyoruz? Tabii, mücadele etti yıllardır. Hah. Fakat mücadelesinde o hastalığa yakalandığı zaman kocasının kendisine hiç bakmadığını söyledi. İlgisiz ve kocasını söyledi. Tek celsede boşadı Vahide Hanım. Ben acaba bunu Vahide Hanım kendi söyledi mi? Bir dakika açıklayacağım ama bu kadar acele olursa ben anlatamam. Ama ben sende böyle lastik gibi olursa ben uykum gelir. Gülben Ergen içeride beni bekliyor. Ay. Altın Mümin içeride kadınlara bir sürü haklarını anlatacak. Canım, programı uzatırız. Gülben Ergen'e bütün gardırobunu getirttirdim. En sade elbiseyi seçti. Deli mi ne? Nedir, evden mi kaçtı ki bu? Ay, ne bileyim ben. Sinir etti beni. Sabahtan ben ömrümü yedi Vahide Gülben Hanım Ergen. Türk sineması için çok büyük bir usta oyuncudur. Kansere yakalandıktan sonra kocasını terk etti. Şimdi ne oldu? Kanseri yendi aslanlar gibi. Koca barışmaya kalktı. Şimdi madalyonun bir yüzü bu. Bana bakma dedi. Kocası da diyor ki öbür yüzünde. Devamlı ben karımın yanındaydım. Ayrılsam bile bence dedi. De. Altan Bey. Onun için... Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Vahide Hanım hastalandığı zaman ne dedi? Eşim benimle ilgilenmedi dedi ve bu evliliği bitirdi. Boş. Şimdi tekrar bu evliliği yapması normal mi değil mi? Bence bir dakika. Normal. Kızı için diyor. Tabii kendi hata yaptı. Şimdi kızının üstüne atıyor bence. Diyor ki kızım istediği için evli. Hayır. Aşk 3 kere affeder insanı. Bir kendi affeder, bir karşı taraf, bir de kader affeder. Yanlış düşünüyorsun. Arada evlat varsa konu çok başka ama yere gider. Ama evlilik affetmez. Hayır eder. Hayır, bakın öyle yanlış bir şeyden bakıyorsunuz. Kanser hastalığı Allah kimseye göstermesin. Tabii. Ama bunu yaşayan insanlar bilir. O kemoterapi dönemi, o süreçte insanların duyguları değişiyor. Çok. İnsanlar duyguları alt üst oluyor. Ben annemi kanserden kaybetmiş biri olarak ben söylüyorum de bunu. O yüzden de o dönem Vahide Hanım kocası ilgilenmiştir. Altan Bey öyle bir adam değil. Çok janti bir adam. Tabii. Ama o onun beklentisi, o içinde yaşadığı duygu, ölümle öleceğim mi ölmeyeceğim mi, kemoterapi. O duyguları yaşadıktan sonra şimdi hayata döndüğünde aşkı anlamış olabilir. Ama bence bir şey doğru sormak bir şey istiyorum yapıyor. Sana bir şey sormak istiyorum. Kadınlar maalesef bu hastalığa yakalandığı zaman, ben yıllarca annemle uğraştım. Önce erkek terk ediyor. Fizikleri evet, değişti. Fizikleri değiştiği için, tipleri değiştiği için adamlar önce çekip gidiyorlar. Ama erkeklerin başına geldiği zaman kadınlar, kadın ölene kadar aynen yanında oluyor. Katılıyorum bu sana. Bir gerçek. Sonuç ne evet, oluyor? Hocam. Bu bir gerçek. Evet, bravo, ben buna Sina katılıyorum. Evet. Ben birebir yaşadım. Yani Bahar şimdi Kolçak, duygusallığı biliyorum da burun buruna o kemoterapilerde burun buruna 8 yıl yaşadım ben ve en sonunda da annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Yani benim kadının şekli değiştiği zaman, evde öksürüğü bile çoğaldığı zaman, kusura bakmayın, erkek hemen evden kaçıp gidiyor. Sadece parayı bırakıyor, sonrası ne olursa olsun. Parayı bırakanlarsa Allah razı olsun. O da yani. Bırakmayıp giden sanat dünyasında bunun örnekleri çok. Çok ne var. Ne oldu netice?
Başkalarıyla evlendiler, hüsranla bittiler, birbirlerinin arkasına demediklerini bırakmadılar. Kızı şurada söylemişti zaten zamanında. Babam annemi çok seviyor. Alize. Alize'yi hatırlar mısınız? Anne filmindeki kıvırcık saçlı kız. Hatırladınız mı? O Altan Bey'in çok sevdiği bir kızı. Kızım istiyor diyor. Ne olur kızın istiyor diye gitme. Sen istiyorsan git sen. Zaten boş konuşuyor. Hayır. Altan Bey eve yerleşmiş. Türk toplumunda sen istiyorsan git diyemezsin. Bir kadın için evlat her zaman kendi duygularının 10 adım önündedir Türk toplumunda. Evet. Eğer çocuğu istiyorsa, evladı istiyorsa mutlaka gidecektir. Yalan mı? Kendi duygularını çöpe atabilir kadın orada yani. Öyle değil mi? Evladı istiyorsa tekrar yuva kurmak isteyebilir. 23-24 yaşındaki genç kız. Ama ne olacak çocuk çocuktur her zaman. Aile olmak, anneyi babayı bir arada görmek. Peki inşallah hakların hayırlısı olur. Çocuk demişken Tarkan baba olmak istiyor. Olsun. Peki Sedacığım şu ana kadar. Sinem. Sen böyle Allah korusun bir hastalığa yapma. Ay benim planeti. Üstümden örnek verme. Ben Kur'an kabile konuşuyorum. Ay o kalkınca ben de benim üstümden örnek vermesin. Ne münasip et. Sen öyle bir hastalığa yakalansan seni eşin terk etse tekrar kabul eder misin iyileşen? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o adamı iyileştikten... Ben kimle oturuyorum burada haberim yok. Yenisini unut bir de. Dur anlamadım ne yaparsın? Hay bana diyor ki yakıştırma yapıyor. Bana diyor ki eğer senin başına gelse diyor. Evet. Affeder misin? Ben de diyorum ki iyileştikten sonra yenisini bulur ortalık yerde göbek atarım. Eyvah. Niye affedeyim beni zor günümde bırakmış bir erkeği ben? Değil mi? Buna bak, her şeyi de zor gününde farklı bir şey. Zor gününde bıraktıysa buna katılırım ama Altan Bey için ben bunun böyle olduğunu zannetmiyorum. Tabii. Peki Tarkan dedik. Evet, Tarkan. Benim dualarımda onun baba olması benim dualarımda. Hepimizin. Bunu unutma. Herkese aile olsun. Geçen günde Hakan Ural'ın kızı yani ikinci eşinden olan kızıyla resmini gördüm Tarkan'ın. Böyle kucaklamış onu. Hı hı. Ay dedim ne dua ettim. Resmi de çeken Hakan'la Sibel'in kızı Melisa çekmiş resmi. Ama Hakan'ın ikinci eşinden olan kızıyla. Tarkan'ın kucağında kız. Bayıldım resme. Tabii. O resmi keşke unuttum. Gülben ömrümü yediği için. Baba olmayı çok istiyor. Biliyorsun halan var senin çok meşhur. Halan geçenlerde oraya gitti bir film yapıyor. İsim şarkı yapıyor Ümit Hırsızı diye. Tarkan'ın bestesini okurken stüdyoda eşiyle birlikte geliyor Tarkan yanına. Tam orada biliyorsun Bülent Hanım'ın istekleri bitmez. Bir yeşil çay var mı diyor. Hemen hanımı kalkıyor. Yeşil çay yapıp getiriyor Bülent Hanım'a. Eşi çok tatlı, tabii, çok mütevazi, çok şeker bir ve kız. Ve Bülent Hanım arabaya binerken Tarkan arabaya kadar gidip bindiriyor. Aferin. Saygılı. Çok saygılı. Helal. Ama öyle bir çocuk zaten. Evet. Başka haberiniz var mı? Var. Arif 216 yayına girdi sinema filmi. Evet gideceğim. Yoktum burada o yüzden gidemedim gideceğim. Ya Cem Yılmaz yapardı kötü olur mu? Çok güzel tepkiler sosyal medyayı da takip ediyorum. Ben de gidemedim ama. Tepkiler güzel evet, aslında. Evet sevgili Ayça yıkılıyor şarkısını söyleyen Ayça gitmiş izlemiş ve sosyal medyadan filmle ilgili olumsuz bir yorum yapmış. Evet talihsiz bir gereksiz bir yorum yapmış. Çok gereksiz. Evet ben Ayça'yı da çok severim ama bir ünlü bir ismin yine emek verilmiş orada bir sürü ünlü ismin emeği olan bir projeye oyuncu bunu yazmasına çok burada şaşırdım. Burada olmadığım için bunları bilmiyorum. Yeni duyuyorum. Yoktum çünkü. Evet, bunu da hepiniz biliyorsunuz. Resimler paylaştım. Sinem ne demiş? Çok kötü film demiş. Çok kötü film demiş. Ne demiş Sinem? Çok kötü, iğrenç gibi. Yani kötü bir cümle. Yani şöyle mesela gidip de böyle daha böyle mülayim bir yorum yapabilirdi. Ayça bunu sence niye yapmıştır? Gündeme geldi. Nihayetinde de geldi bence. Çünkü Ayça'yı artık unuttuk. Ben çok severim. Evet eski şarkısını ama Ayça deyince artık aklımıza kimse gelmiyor. Ya bence onun öyle bir gündem için dememiştir ama Zafer Alagöz de bu yorumu Algöz. Görünce Zafer Algöz. Algöz. Ve bayılıyorum muazzam oyuncular. Belki Cem Yılmaz etrafındaki oyuncuları kısıtlı tutuyor. Ama bana göre doğruydu yapıyor. Çünkü onlar birbirini o kadar iyi tanıyorlar. Zaten enerji bu. Bazen eleştiriliyor bu. Niye hep aynı adamlar niye? Kardeşim bunlar birçok şeyi beraber frekansları paylaşıyorlar. Tutuyor. Birbirlerini tanıyan insanların başarısı her zaman yüksek olur. Yani bence de. İşte peki neden sence mesela böyle acımasın? Gülben Ergen canlı yayında olacak. O kadar iyi tanıyorum ki her şey dökecek burada. Ben tanıyorum onu. Bugüne kadar hiçbir yerde konuşmadı.
Bugüne kadar konuşmadı. Hiç konuşmadı. Yere gitmedi. Ne radyoya ne televizyona. Ve sabah başka bir isim söyleyemiyoruz. Başka bir yayına bağlandığımda da söyledim. Dediler ki Gülben Ergen şu anda hazırlanıyor. Bak Gülben! Hadi! Aa, bu ancak cuma günü gelir buraya. Hadi gel! Ay! Dediler ki sabah yayınlanan programa bağlandığımda Gülben Ergen avukatıyla geliyor. Gülben Ergen avukatıyla gelmiyor dedim. O avukat Gülben'in de benim de arkadaşımız, o dostumuz. O kadar güzel bir kitap yazdı ki işte burada. Evet. Kadının hak arama rehberi. Size vereceği çok mesajlar var. O bizim müsaadenle Seda'cığım bir şey söylemek istiyorum. Avukatlık bir durum yok ortada. Gülben için. O kadar güzel zamana, şahsa uygun, kendine uygun bir şarkı seçmiş Biber diye. Ve şarkının söz yazarı olaraktan görüyorum. İçerisinde birazcık tehdit var ama o kadar güzel oturmuş ki zirveye taşıdı. Demek ki ağzına sürülecek çok insan var Biber. Bence Sezen Aksu'nun söz ve müziği. Tabii. Özgür de gayet güzel. Ağzına biber sürmek isteseydin kimin ağzına biber sürmek isterdin? Kendi geçmişine bakmayıp. Sizin tabirinizle kendi kapısının önünü süpürmeyip bir malzeme düştüğünde saldıran ağzına herkesin ağzına biberi böyle tıkmak isterdim. Mehmet. Sürmek. Özgür. Mehmet'in. O bendeki liste böyle uzun. Yemin et. Uzun Mehmet'in. Mehmet Yüzar. Ben kendime sürmek isterdim. Neden? Ay bilmiyorum çok böyle konuşur. Gel kamera bana. Gel kamera bana. Gel. Zaten buradan aşağı inmem yasaklandı. Gel kamera. Yasaklandı. Ya ne kadar güzel şarkı yapmışsın. Gülben, hayır. Türkiye'nin bir en büyük şarkı, evet. Halk ozanı Sezen Aksu. Sezen Aksu. Diyeceğim işte, ha. Sezen'cim seni kucaklıyorum. Beste, yorum, söz, hepsi tuvalet, manken hepsi birbirine uymuş. Sen Türkiye'nin gerçekten süper bir serkesisin benim için. Bence buradan çağrı yapalım, Sezen Aksu sahnelere geri dönsün. Evet. Gerçekten. Doğru. Döndü biz mü? Bir dönsün. Dönsün. Evet biz kampanya başlatalım. Bu niye kendi kendine bıraktı? Evet bilmiyorum. Küstü ben çok biri dertliyim. Biri kızdırdı bunu. Yok kızmadı. Buradan kendi istemiyorum. Sezen sen niye sahneyi bırakırsın ki? Niye? Neden? Ne oldu? Kim ne dedi? Biri bir şey mi dedi? Kız bana söyle. Veya... Ben hakkından gelirim. Tak diye alırım onu böyle. Veya bana telefon açıp anlatsan. Ha, en doğru mühimmişliği sıkıldı, bana telefon. Onu ben de söyleyeceğim, herkese söylüyor. Onun kadar güzel bir yorumcu daha sen Türkiye'ye son yıllarda gelmez. Şarkılar hele o keskin bıçak hala içim oturmuş. Gençlere, gençler için bir şeyler üretiyor. İnanılmaz tabii. Güzel şarkılar yapıyor. Evet durmuyor o evet. Bu çok arada. Stüdyoda. Ama sahneye dönmeli kesinlikle tabii sahnelerde yani. Olmalı. Biraz önce Gülben Ergen'i gördüğünüz hazırlanıyor. Üstünde beyaz bir şey. Ay ne giydireceğim şu sinir oldum sinir. Zaten gördüm bornozla duruyor. Vallahi buraya cuma günü çıkar çağırın kısımı şunu. Kısımı giyiyorum benim. Bunu mu giyeceğim evet. Ya? Evet Seda Sayan. Kısımı giysene. Bunu mu giyeceğim böyle mi çıkacağım? Kısımı giy. Bunu mu? Seda Sayan 2018'in en büyük bombası sizden geldi. Yurt dışına gittiğinizde Milano'da Lerzan Mutlu ile barıştınız. Bize anlatın nasıl ben oldu. Ben anlatıyorum o zaman. Evet. Lerzan'ı da bağlasanıza. Şimdi... gecenin bir vakti restorandan da çıktık ama otelimizin önünde olan restoran kafede oturuyorum. Çok sevdiğim bir ressam arkadaşım Mine ile ikimiz sohbet ediyoruz. Bu arada bir resim paylaştım. Milano'da olduğumu zaten biliyorlar bütün rezervasyonlarımda. Canım yavrum benim yılbaşı gecesi doğum günüm diye oğlum Oğulcan yaptı. Hem Milano hem Paris doğum günü rezervasyonlarımı hediyesi. Doğum günü hediyesi olarak Oğulcan'ım yaptı. Mine ile, Mine ablasıyla ikimiz geziyoruz. Orada oturduk. O arada resim paylaşıyorum, bana da yazıyorlar. Lerzan Hanım da orada, Lerzan Mutlu da orada. Lerzan Mutlu olabilir, yazabilir insanlar. O da resim paylaşmıştır. Gördüm. Özgür, aynı oteldeymişiz. Haberimiz yok birbirimizden. Neyse böyle oturuyorum. Bir kız bana doğru geliyor. Böyle baka baka geliyor. Ben de böyle yaptım bak. Gel gel. Yıl 2018 dedim. Gel. Gel. Gel sarılalım dedim. Böyle kaldım şimdi. Geldi. Meğer ben onu ne kadar özlemişim. Meğer o beni ne kadar özlemiş. Senin... Meğer o beni ne kadar seviyormuş. Meğerse ben onu ne kadar seviyormuş. Tabii. Ben bilirim. Çünkü o rahmetli babacığı çok kıymetli bir avukattı. Tabii. Ve benim can dostumdu. Tabii. Anneciği Reyhan Hanım öyle. Dedim ki Lerzan
sen nasıl, biz nasıl bu hale geldik? Anlattı, 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 sinirleri bozuldu, o ağladı. Ay benim sinirim bozuldu, ağladım. Dedim ki benim ekmekle oynamak gibi bir şey mümkün değil. Hak yemek, kul hakkı yemek. Kızım niye beni aramadın? Bana bak bunlar başıma... Seda abla bana bunu yaptılar, sebebi sen misin? Niye sormadın? Ben bilmiyorum diyor, böyle kaldım. Bana hep dediler ki işte altında Seda Sayan var. Bunun altı, ben ona diyorum ki bu isim mi? Yok diyor, alakası yok diyor kız. Bambaşka bir isim söylüyor. Al tövbe tövbe ya Rabbim diyorum. Yani o kadar enteresan şeyler konuştuk. O kadar enteresan şeyler paylaştık ki. Ben onu kucakladım, sardım, sarmaladım. Ben bana düşeni yaptım. Ben zaten böyle bir kadınım. Hiç. Bizim dinimizde yok küsmek. Evet. Lerzan daha önce de gelse arasa da ben yine ona ablalık yapardım. Sahip çıkardım. Her zaman da çıkarım. Ama maalesef... Aa! Aha! Gel buraya gel. Gördün mü? Gel. Söylemedim. Pardon. Ne giydin? Gel. Çağırırım. Aa! Gel. Ne konuştun be? Sabahtan beri o beni deliye çevirdi, ben onu deliye çevirdim. Elinde, hatta elinde ben utanmadan Milano, Paris gezerken kız oradan öyle. Ne giyeceksin, nereye gideceksin, birkaç tane getir, onu da getir. Ay, ben senin huyunu bilirim, öyle istemiyorum. Böyle seni kepaze ederim dedim. Bak ne giyeceğini şaşırdı. Çizme elinde, Allah şaşırttı onu. Çizme elinde. Anons et beni. Anons et. Ve anons ediyorum bak. Gülben Ergen. Gerçek dostum. Başka? Benim. Mehmet sen de seni özgür. O şarkıya başlayınca susar bülbüller. Benim dert ortağım. Nereden çıkıyor? Sırdaşım. En iyi anne. Evet. Çok iyi bir anne. Burada. Bak. Güzel yürek. Bu konuda konuşturmam. Güzel yürek. Ya bu konuda herkesin üstüne yürürüm. En iyi anne. Evet. 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 Üç tane erkek evladını o kadar güzel yetiştiriyor ki. O inanılmaz sempatik. Benim en deli arkadaşım. Evet, Allah'ım hiç normal. Beraber arkadaşım. Geldiğimizde, yan yana geldiğimizde denyolaştığımız. Evet, biliyoruz. Biraz önce yapımcılarımız bile dediler ki kulisten dinledik. Yani şurayı çeksek yeter dediler. Ve o Gülben Ergen! Kes. Bu ne kız? Bu ne senin manyak? Yüzünden şaşırdım hangisini ne giyeceğime. Bunun altına bunu mu giy, bunu mu? Hayda. Kadın gezdi Paris, Milano. Yedi bitirdi beni. Şıkır şıkır gel. Orandan taş. Hangisini giyeceğim? Heh, seç. Kızı sen manyak mısın? Kız senin yüzünden. Kız canlı. Sen niye kız? Böyle öğretmen gibi giyindi beni bu hale getirdin? Öğretmen mi? Aç. Bu ne aç? Gözün... Aa! Böyle öğretmen mi olur? Bir dakika. Hangisi? Milano, Paris gezdim ama bunu gerçekten didik didik yedim. Bak böyle sokaklarda mi? Böyleyim bak. Mine şunun pembesini iste. Kız bana bak Gülben, seni gezin kepaze ederim. Eğer böyle gel, şöyle gel. Tut. Hangisini giysin? Kırmızı. Bence onu çıplak ayakla dursun. Cezanı ver manyak. Ne var çizme? Kız bunu ben giysem bana daha güzel olur. Kız valla. Senin ayağın küçüktü. Sen ama filet olan kaç ki?
dakika. 39. Senin benim 30... de 9 be ya. Senin ayağın 9 mu? Ben şişiyorum diye 9 giyiyorum. Etli senin ayağın. Etli mutlu. Çok ayıp. Kavgada söylenmez. Hadi be. Kavgada söylenmez. Bacağın etli mutlu. Hadi be. Ayakkabımı yere. Tabii. Nereye? Özgür ne haber? Hanımefendi merhaba. Şarkımı anonsuna kadar güzel ettin. O şarkıya hangi başladı. Ayakkabı çizme bunu derdine düştü. Saçını aç kapa küpeyi tak taştı. Allah'ım hiç normal arkadaşımız olmayacak mı yarabbim? Çocuk arıyor anne okuldan çıktık ekran başındayız. Çocuğum her şey yolunda yayındayım. Çocuk ev ödevini sonra yapsak olur mu diyor. Olur dedi. Çocuklardan var ya. Çocuk bayram zannediyor bugün bayram. Yemin ediyorum müzikalde oynayın. Çocuk bayram zannediyor. Anne diyor geldik diyor ne olur ev ödevini falan sosyal sonra çocukları yapalım. Çocukları çektim haberi yok. Aa çektin okuldalardı. Ya çektim. Kulağım yolladı. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere dangalak dizine bir kere. Bir kere dangalak da. Yasak mı söylemeyeyim? Bir kere. Bana söyle bana söyle. Bununla Sezen Aksu benim dangalak dememe bayılıyordu. Videoları açıp açıp çalıştım. Ya, aylarca. Şey. Ama kimseye prova yapıyorum böyle bak. Dangalak. Bak olmuyor. Bir kere söyle. Dangalak. Bak. Saçını gördün ne yaptı önceden? Saçını da böyle bir şey yapıyor. Dangalaklar. Tabii. Dangalak derken bile güzel olmalı. Çalış. Ben çalıştım ben katiyen olmuyor diyor senin gibi. Hoş diyorsun bir de o var hoş. Köpekler sabaha kadar. Güzel olmadı mı şöyle diyorum. Çok. Günlerce günlerce. Tamam var. Ben şarkımı söyleyeyim gelin. Var. Vah vah çizme yerde vah. Ortalığı toplayayım kız. Şunu kaç para bunlar işlendi. Pahalı mı kız? İşlettin mi? Yemin et. İşlettim. Tabii sen ne türüş kadar. Kız bana da yapsın bunu. Şuradan şuradan. Senin bu içindeki elbise mi ayrı mı? Bu sütyen bu. Kız şunu giyeyim ya. Çekilsin mi çizmemi belki başka elbiseyle giyerim. Kız değil ki ne olur ki giysem. Bunu bakayım alçak mı? Bunun boyu benden uzun. Senin küçük yer gibi. Evet şarkım nerede? Hadi yolla. Gülben Ercan. Bedeli al.
içi biliydi, çenesi kuruyorsa. Gönül bu sana kondu, ne yapalım? Sen o ceketi bana bir ver bakayım. Kız bu ceketi, ben giyeyim bunu. Bu nasıl? Aa, sen kimsin? Hayranınızım. Hayranımsın. Kızım senin fanlarından biri. Hayranımlar da biberli artık. Kıza günü yaptım, biberle geldiler. Yemin ederim. Eskiden CD ile gelirlerdi. Gördüm, paylaştım. Gidip manava biberi almışlar. Bayağı evet gördüm. Biberli imza günü yaptık biz. 7'den 70'e ben böyle bir şey görmedim. Yakında bir ceketimi salça çıkar bakayım. Koyayım bakayım omzuma. Peki bu biberi, bu. Bu sen o çizmeyi nasıl giydin? Gördün mü? Nasıl güzel oldu? Nasıl oradan bana çamur attın dedim. Bu senin baldırın olmaz kalın dedim. Tamam tamam. Utanmaz vardır. Giydim gördün. Ben koy böyle. Giy şunu. Koy ki sırtıma. Su koy sırtına. Aa külçe. Çok ağır. Çok ağır. Sana eteklerim. Zaten kolum sakat. Manyak. Aa, bir dakika. Kız fena durmuyor. Biber gibi. Ver. Al sana al. Sözleri bilmiyor ya. Seda Sayan'la sokur. Al sana ağzına. Al senin ağzına biberi. Ağzına. Bana bak Mehmet Üzer şimdi hapşırmaya başlayacak. Ya tarlada bu kadar biber yok. Nereden biber? Fanı bulmuş. Abi, fanı. Demek ki ağzına çok kişinin biber sürecek. Ay Allah'ım yarabbim. Kimin ağzına biber sürmek ister? Tabii. Kimin? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii hadi. Ben listemin çok kalabalık olduğunu söyledim. Ne söyledi? Listemin çok kalabalık listemiz olduğunu. Listemiz çok kalabalık. Ayşem evet. Şunları çek alacağım. Basar çok kötü kayarız. Bana sor mesela fikir vereyim diye. Birden böyle gafil evet, anlamadım. Tamam. Sen kimin ağzına kırmızı biber sürmek isterdin Seda Sayan? Kendimin. Ha. Önce ne? Kendimi. Neden? Çünkü bak buna Mehmet Yüzak da öyledi. Ne bileyim bazen düşüyorum böyle hani şak diye bir şey soruluyor. Düşüyorum. Oradan cımbızla çekiyorlar ya. Tabii. Onu, tabii. O çok önemli. Tabii. Hayatın bir yerin kapısında çıkıyorsun. Mesela bir yerde yemek yedin dostlarınla. Konuştun, sohbet ettin. Kendince eğlendin. Belki masada ağladın. Belki... Ne yaşadınsa, ne hissettinse. Ne yaşadınsa. Bir anda bir yerin kapısına çıktığında, mikrofonlar doğrultuğunda... Yani sen bambaşka şeyler söylüyorsun, bambaşka türlü aktarılıyor. O zaman o kapılarda konuşmamak için kendi ağzıma biber sürmek isterdim. Yani aslında konuşmadığımız her an bence bize bir artı yazıyor. Ben ilk defa susmanın da bir iletişim dili olduğunu yaşadım. Susmak da bir cevaptı aslında benim yaşadıklarımın içerisinde. Susarak konuştum. Bu da gerçekten bir cevaptı. Yani ille ekrana çıkmak, bağlanmak, sana bağlanmıştım bir kere biliyorsun. Evet, o yangının evet, evet, en orta yeriydi evet, o zaman. Bir gerekliliği vardı ve bir haykırmaydı o sana yayına bağlandığım zaman. Sonrasını zaten adaletli bir konuşma ortamı olduğunda... Benim de edecek iki lafım olur demiştim. Çünkü ortam adaletli değildi ki zaten. Ben bir ringde bir kişiyle dövüşebilirsin ve savaşabilirsin. Bir ringde 9 kişiyle savaşamazsın. Çok adil bir durum değil. Sırtımdan, belimden, omzumdan, karnımdan o kadar çok yerden saldırı geliyordu ki. Zaten ben konuşsaydım benim sesim duyulmazdı. Ben sessizlikle konuşup sonra da şarkımla çıktım. Yani o hengamen içerisinde... Ben de karışırdım oraya. Kendimi paralasam da sesim duyulmaz. Mümkün değil, duyulmazdı. Bana bak, bir insanın düşeceği en zor durum. O hengame. Çok. Kalabalık çok fena bir şey. Yani, sana ne diyorum? Her yerden birden saldırılması. Her yerden. Rahmetli Osman Yağmur Delili mesela derdi ki... bir mahallenin bıçkın delikanlısına... birkaç kişi tarafından saldırı olduğunda... o delikanlı... Önce sırtını dayayacak duvarı ararmış. Tabii. O duvar. Şimdi lütfen yanlış anlamayın. Bunu artık girdiğinizde internet ortamında da görürsünüz. Sen öyle bir duvarsın demişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Benim için böyle bir söz söylemişti. Sen öyle bir duvarsın. Şimdi ben de Gülben'e onu soruyorum. Yani o sırtını dayayacak. Ne oluyor ya, her yerden her taraftan bir şey oluyor.
Bunların altından nasıl kalktın? Başına gelmedik kalmadı. Gelmedik kalmadı. Şimdi bu öyle bir şey ki... insan bunu yaşarken, ben bunu yaşarken... bu sadece benim imtihanımmış gibi algılansa da... aslında bu hepinizin, senin de imtihanındı. Tabii. Benim hepimizin. Bütün dostlarımın da, seyircilerimin de, sevenlerimin de, arkadaşlarımın da... o yüzden bu kadar çok insan elendi hayatımdan. Daha az insan kaldı. Ya. Her şey daha azaldı. Bu sadece gezegen, Mehmet bizim söylemişti bunu bana, çok etkilenmiştim bu laftan. Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Doğru. Haklının yanında hak varsa ayrıca kendini savunmak zorunda değilsin. Gerçekten hak ve adalet bir yerde yerini buluyor ama sabır. Ya sabır. Hep sabır, çok sabır. O çok zor günler, hep çok sabırla. Gün aslında. Ne oldu şimdi, bir mucize mi oldu da ben senin programına göbek atarak çıkıyorum? Değişen ne? Her şey aynı. Yani iftiranın, yalanın ve olmayan şeylerin karşılığı bu. Ne oldu? Birdenbire çok değişik bir şey oldu mu iki ay öncesinden bugüne kadar? Ben şıkır şıkır arkadaşımın programına. Niye başka programlara gitmiyorsun? Dostumun programına geliyorum. Çünkü bana kazık atmayacak, biliyorum. İşte bu biraz önce söylediğim, sadece o gezegenin söylediği, sadece benim sınavım değildi. Özgür, ben Özgür'ü 20 yıldır tanırım, biliyorsun. Yani Özgür elimize doğdu bizim. Benim bu meslekte kendini buradan buraya getirdi. Ama ben 20 yıldır Özgür'ü tanıyorsam, 19 yıl bir yana, şu son 6 ayda benim yanımda duruşu bir yana... Bambaşka bak, tanıdığın ayrı, o dost kademesine belli bir yerden sonra geçilir, onun için yıllar ister. Evet severdim ama çok şimdi bambaşka bir yer oldu. Biraz sonra gelecek Altın Mimir, sadece avukat mı? Çok güzel söyledin. Çok iyi dostumuz. Dost ya, müthiş bir kadın. Tatlı bir kadın. Çok güçlü bir kadın, yani Özgür. Kitabı orada bak, almışlar. Aynen, müthiş bir kitap. Yani bu 6184 ile ilgili ben içeride söylüyorum. O kadar çok nedir sorulacak 6184? Şey var. Kadınların haklarının bilmeleri gerekenlerin bütün hepsinin toplandığı bir yasa 6184. Ama uygulananlar var, uygulanmayanlar var. Her kadın ekonomik özgürlüğüyle kendi ayaklarının üzerinde durabilecek güce sahip değilse, her kadın bu şiddeti bu kadar kolay atlatamıyor. Sen de çok güçlü bir kadınsın. Hiç kimseye sırtını dayamayan güçlü kadınlar, başkasından gücünü almayan, Allah'tan başka hiçbir gücü kabul etmiyorum kurban zaten. Kurban oldum ya Rabbi. Eğer gücü başkasına sırtını dayayarak alırsan, sırtını dayadığın yer çekildiği an düşüyorsun. 6184 altının da gelince söyleyeceği şiddetin başka bir, çok ağır bir türünü yaşadım ben. Tehdidinden, şiddetinden, mala zararlar, hepsini şu anda zaten hukuk... çerçevesinde konuşamayacağım şeyler var. Neler sen de yaşadın o ya? Hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya? Öyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte benim en üzüldüğüm ama artık insanların bildiği Allah ve anladığı. Allah aşkına bir döksene kendini, bir duysun insanlar. Bak seni pür dikkat dinliyorlar. Neler yaşadın i̇şte bir arkadaşım? İşte bunu söylememin sebebi o arkadaşım. Türkiye'de kadın olmak mı? Kadın olmak, başarılı olmak, cazgır olmamak, her yere çıkmamak, yalan söylememek, dürüst bir annesin. Sanatçısın, iyisin, güzelsin, hoşsun, başarılısın. Bir oradan, bir oradan, bir oradan, bir oradan. Aa o da orada. Hangisine, neyine cevap vereceksin? Mümkün mü? Yetişmek mümkün değil. Sacit Aslan, benim hiç uzun yıllar samimiyetim olmayan, sevdiğim, saydığım, merhaba dedim. Birdenbire bir dost çıktı karşıma. Evet. Ap ayrı yorumlarla, çok şaşırdım. Sen her zaman dosthanesindeydin. Ama beni o gün aradığın günü, iki günde bir, iyi misin, çocuklar ne yapıyor? Ya bir dakika, bir insanın ölümü seyredilir mi ya? Tövbe. Ne tövbesi? Tövbe be. Ne tövbesi? Ben yaşadım, benim ölümümü tabii seyrettiler. Böyle yaptılar. Öldü artık. Doğru. Öldü. Game over. İmpansız. Hemen bir şey söyleyeceğim. Ölmek, ölümümü seyret günlerce, artık bu ülkede yaşayamaz. Ne oldu, ne yaptım, ne ben ya, anlamadım. Bir dakika. Ne yaptım ben? Hemen bir şey söyleyeceğim. Evet Özgür. Magazin... İşimizin bir parçası. Dediydi demiş de olabilir. Ama Türkiye'de bir tek bir şeyin önüne geçilemez. Üretim olduğu müddetçe üretimin önüne geçilemez. 3 haftadır yansın bakalım satış listelerinde bir maşallah numara. Maşallah. Evet, doğru. Bu cevap bu. Bu cevap bu işte. Magazini... Şimdi
ben tabii bu konuda çok da konuşmak istemiyorum. O kadar çok yanındaydım, o kadar çok her şeyi biliyorum ki. O kadar çok şeyine şahidim ki. Ben isterim ki sizler onu savunun ve onunla ilgili öyle zaten, siz konuşun. Öyle ben ne zaten söylesem yakınım, yanlış anlaşılır. Seviyor, o seviyor, yanlı bakıyor. Hayır, tabii, hayır. Doğru. O benim dostum. Tabii. Üç erkek çocuğu olan tabii bir anne. Anne. Üç tane pırıl pırıl, birazdan izlettireceğim, nasıl eve girdin, hadi hadi okuldalardı diyor. Girdim ve onları çektirdim. Ay, evet, ne hadi şarkı oku hadi hadi. Bağla birazdan bu. Şarkı. Hadi bakalım. Uzatmam bu diyardan, çeker giderim. Başımı yasladım o huzurlu omzun olmasa, ne anlamı var bu sonsuz güzelliklerin. Ben yolumu kalbinde buldum, aklımı aşkınla korudum. Güvendiğim ne varsa yıkıldı, sen sapasağlam durdun. Kaybedecek bir ömürlük hayat, sen olmazsan tadı olmayacak. Bir yanım dolup taşarken, bir yanım hep yarım kalacak. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Ne olursa olsun vazgeçme. Çeker giderim. Başımı yasladım o huzurlu omzun olmasa, ne anlamı var bu sonsuz güzelliklerin. Ben yolumu kalbinde buldum, aklımı aşkınla kurdum. Güvendiğim ne varsa yıkıldı, sen sapasağlam durdun. Kaybedecek bir ömürlük hayat, sen olmazsan tadı olmayacak. Bir yanım dolup taşarken, bir yanım hep yarım kalacak. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum. Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'ın daha yeni verdiği röportajı okudum. Dün. Evet. Ulan helal olsun adama dedim. Diyor ki, doğru, çocuklarımın annesine, eski eşime teşekkür borçluyum. Sağ olsun. Ne güzel bir şey. Ben ağladım okurken.
Ben de çok duygulandım, çok hoşuma gitti, evet ama ya. Ben de her röportajımda bunu söylüyorum. Kesinlikle iyi bir ne adam. Ne güzel, teşekkür ediyor sana. Benim, ay beni ağlatma şimdi sen de. Aa, ben ağladım, ben seni ağlasan ne olur, manyak mı? Vallahi ağladım, odama bak. Aradım söyledim, Mustafa hocam ne tatlı adamsın sen dedim. Ama öyle bir kadın o dedi. Tabii. O sağ benim olsun. Çocuklarımın sağ annesi. Ve, sağ olsun. Ve en önemlisi de dedi ki bak sen bizim dostumuzsun. Öyle. Ya. Elbette ki yani benim çocuklarımın babası açtığım bütün davalara üzerine dava açtı kendi. Yani ben bu savaşta çok yalnız gibi tabii ki dostlarımla birlikte ama en kıymetli, en değerli dostluğu çocuklarımın babasından aldım. Çünkü biz anne ve babayız. Ben de hiçbir zaman ona minnetimi eksik etmem. Ya. O da etmez. Evet, biz ya. Anne baba olarak ölünceye kadar birbirimizin en iyi dostu olacağız bu hayatta. Ama ay, röportaj ay, çok ay, güzeldi gerçekten. Ay ağlayacağım tamam, vallahi tamam. Be. Yürü tamam. Ne veterisi Mustafa? Milyonların hayran olduğu, yüzünden gülümseme eksik olmayan, hayat dolu, sanatçı ve anne. Türkiye'nin en çok konuşulan ismi Gülben Ergen, Masar ve Gülser çiftinin ikinci çocukları olarak 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 16 yaşında öğrenciyken bir gazetenin düzenlediği yarışmada sinema güzeli seçilerek televizyon dünyasına ilk adımını attı. 18 yaşına geldiğinde kötü bir sürprizle hayatı alt üst oldu. 23 yaşındaki ağabeyi, ilk aşkı, en sevdiceği Rıfat, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Herkesin gülen yüzüne hayran olduğu Gülben, ömründe belki de ilk defa acı içinde ağlıyordu. Abisinin acısı tazeliğini korurken, bu kez babası Masar Ergen yaşama veda etti. Bu zor günleri atlatmak için çalışma hayatına ağırlık verdi. İlk olarak başrolünü Kenan Kalar'la paylaştığı Deniz Yıldızı filmiyle oyunculuğa adım atan Gülben Ergen, ardından birçok dizi ve sinema filminde Yeşilçam'ın ünlü isimleriyle çalışma fırsatı yakaladı. İşini çok mu seviyorsun? Evet. Ya beni? Çok. Ancak şarkıcı olma isteği içinde ağır basıyordu. Müzik kariyerinde hayatını değiştiren isimse İbrahim Tatlıses oldu. 1994 yılında Maxim Gazinosu'nda Tatlıses'in alt kadrosunda ilk kez sahneye çıktı. Tatlıses'in Haydi Söyle klibinde de rol alan Gülben Ergen... Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle, rüyalarda gördüğümü, haydi söyle, uykusuz geceleri. Yine Tatlıses'in yönettiği ve başrolünü üstlendiği meşhur Fırat dizisinde rol aldı. Dağ gibi çocuk gözümüzün önünde eriyim. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yüreğime sanki bir top taş koydu. Onu kırma istemedim. Hayal kurma Hüseyin. Ağa kızını Siye verir mi hiç? 1996 yılında ilk albümü Merhaba'yı çıkaran Gülben Ergen, bu albümdeki Yaramaz şarkısıyla çok iyi bir çıkış yaptı. Seni gibi yaramaz, yaralarım sarmaz, seni gibi vurdum duymaz. Şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra Gümbür Gümbür Gülbence isimli programıyla televizyonlarda programcı kimliğiyle de hayran kitlesini giderek arttırdı. ...1998 yılında başlayan Marziye adı dizide Marziye karakterini canlandıran Gülben Ergen... Anamı düşünüyorum da bunca yıldan sonra bu haber anamı nasıl eder, ne halleri olur kim bilir. 2001 yılı içinde yayına giren Dada adlı diziyle milyonları ekran başına kilitledi. Alo, Ömer Giritli Nevi, buyurun. Tertem yok şekerim, ben Melek. Evet. Telefonu bana. Dadım adı bir şey diyorlar ama... Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden Gülben Ergen 3. albümüyle tam anlamıyla zirveye oturdu. Albümdeki Abayı Yaktım, Abayı Yaktım ve Arka Sokaklar şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre bir numarada kaldı. Ve birçok ödüle layık görüldü.
Şöhretinin zirvesindeki Gülben Ergen 2004 yılında sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'la Dünya Evi'ne girerek Atlas, Aras ve Güney'in annesi oldu. Ergen ve Erdoğan çifti 2012 yılında boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. 2015 yılında Oğuzhan Koç'la birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil single'ıyla listeleri alt üst eden Gülben Ergen, yakın dostu Nihat Odabaşı'nın yönetmenliğinde çekilen şarkının klibiyle sosyal medyada 40 milyona yakın izlenme oranını yakaladı. Samimiyeti, güler yüzü, ışıltısı ve yeni albümüyle Gülben Ergen, Seda Sayan'la da Seda Sayan'ın konuğu. Muhteşem ikili uzun yaradan sonra yan yana. Bakalım neler olacak programda. Al sana ettiklerinin bedeli, al sana çektiklerimi nedir? Al sana en acı kırmızı biberi, sürmeli o dibi yansın bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin Aksu, çok teşekkür ederim. Benim Halk Ozan'ım, ne güzel. Çok güzel bir metreydi. Bütün ekibe çok teşekkür ederim. Çok güzel şarkı. Duygulandım bir. Üç tane. Duygulanmaz mıyım? O kadar çok şey var ki içinde. Yıllar, emekler, sizi de sevdiğiniz, yüreğinize, bağrınıza bastığınız Marziyesinden, Fırat'ından. Canım İbrahim Tatlıses, ona çok sevgiler, saygılar. Çok özledik. Gerçekten çok özledik yani. Benim meslek hayatımda... O kadar şanslıyım, o kadar ustalarla çalıştım ki bakın İbrahim Tatlıses bana çok uğurlu ve iyi gelmiştir. Kime Seyfi uğurlu Dursunoğlu, gelmedi ki? Huysuz Virjin. Huysuz Virjin, o da öyle. Bana çok iyi ve uğurlu gelmiştir. Haldun Norman, Kenan Işık. Ya. Yani senden tacı devralıp gündüz kuşağında senin elinden el vardır yani el. El verdim. Gönülden vermek. El ve tabii canım bayağı tacı devir programı yaptık yıllarca gündüz kuşağında. Kavuğu arıyorduk. Doğru. Demin ben Gülben'e verdim o kavuğu. Üç gündür arıyorum, bulamadım. Onda mıymış? Özgür bir şey söyleyecekti sen de mümkün. İkinizi bulmuşken. Ha. Şimdi ben çok kısa bir şey anlatacağım. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Evet, sen de pek bir düşünceliyiz. Ne yollardan geçtim. Bütün hayatıma girmiş. Şimdi ikinizi de ben temsil ediyorum. Ne yollardan geçtim, bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben hayatıma girmiş bütün ünlüleri bir ailem olarak görmesem, bir bütün olarak görmesem başarılı olamam. Sizin yeriniz ayrı, Gülben Ergen'in yeri ayrı, Deniz Akkaya'nın, öyle, Berkay'ın, evet. Demet Akalın, bir sürü insanla çalışıyorum. Seki. Deniz Seki'nin yeri ayrı, evet. Ve ailemin bir parçası. Bu olaylar olduğunda televizyon programında dedi ki bir ünlü isim. Bu iki kadın Özgür Aras'ı kullanıyor. Siz beni kullanıyor musunuz? İkimiz mi? Evet. Evet, kullanıyor, senin işin bu. Değil mi? Bir anlatın Allah aşkına. Ben sizin işinize yaramazsam. Kullanmayı anlamadım. Kullanmayı hangi anlamda söylüyorsa kullanıyor çünkü. Tabii, senin işin. Benim işim bu. İnsanlara ben bunu anlatmam. Seni kullanacağız demek. Tabii, ben bunu anlatmam gerekiyor. Siz kabul ediyor musunuz Sayın Gülben Ergen? Hayır, ben anlatayım, siz bana katılıyor musunuz, katılmıyor söyle musunuz? Ben işimi yaptığım müddetçe, işimi doğru yaptığım müddetçe, düzgün yaptığım müddetçe sizi temsil etme hakkına sahibim. Tabii evet ki her türlü hem de. İşimi yanlış yaparsam, işimi aksatırsam... Hayatımızda olamazsın zaten. Olamam. Beni sonsuza dek kullanma hakkınız gerçekten bak var. Bak ama ben ve, ne güzel söyledim. Evet, kullanır evet, çünkü senin zor işin bu. Bir de şöyle bir şey var. Hayatımda emeği olan, üzerimde şu telefonu alabildiysem, şunu giyebildiysem... Gülben Ergen'in. Estağfurullah. Ve sizin. Çalıştığın herkes. Herkesin. O kadar benim. Berkay'ın son 4 yıldır. Tabii. Her şeyimi paylaşıyorum. O kadar çok emeği var ki. Bana istediğiniz her şeyi söyleme. Ay, Özgür'cüm sahipsiniz. Sen işini Allah bir gün öyle sağlıktır bu. Tabii. Sağlıktır, çevredir, hayat koşullarıdır. İnsan işini iyi yapamayacak hale geldiği zaman da oluyor. Sen işini iyi yapamasan da ben sana Fizan'dan helikopterle yetişirim. Hayır, teşekkür ederim. Yani bunu, bana sadece... Bunu gerçekten biliyorum ama o dönem... Bu çok kendimi, önemli bir şey. Kendimi anlatamamış olmak 25 yıldır
Anlatamamış olmak beni gerçekten çok üzmüş. Seda, hayır, o kadar sırlarla dolu bir çocuk ki bizim bir emniyet anımız var. Ben şu anda anlatamayacağım. Altın Mimir biliyor ama bu kadar diyeceğim. Asayişinden, emniyetinden, benim kafam, arabayla gidişimiz, gece yarısı, bir şey taksi, nelere binişimiz, köprüden geçişimiz, girişimiz, ifade vermek. Akşam tabii onlar uyuduktan sonra o saatten sonra çık diye girdiğin duyulmasın, çıktığın duyulmasın. Bu işi yapıyor. Bir yere haber uçursa. Şimdi bir yere derken, bir satır yazsa. Evet, bunu da söylemek lazım. Hiç. Evet, senin işin bu derken şunu anlatmak istedim. Çok önemli. Öyle büyük dengedir ki kimsenin kuyruğu birbirine çarpmaz. Evet. Kimseyi üzmez. Kolay mı? Kimsenin söylediğini birbirine... Bunlar çok önemli. Boş ver özgürüm. Lütfen. Hiç. Lütfen. Sen böyle bir şeyde üzülmüş gibi söyledin. Yani birileri senin bu konuda çok üstüne gelmiş. O zaman ama Altın Mimir alıp bir şarkı söyleyeceğim. Altın Mimir bir Dersimli bir hanımefendi. Bir hayat hikayesi var ki ona ve Gülbenim'e ve size bir Ahmet Kaya şarkısı söyleyeceğim. Peki bana diyorlar ki sen şarkıya gir. Altın Mimir de geliyor diyorlar. Dur şu kulağımı mulağımı takayım. Canlı canlı okuyacağım size. Bu şarkıyı çok seviyorum ve bu arada alsanız altına. Ay bunu bir gelsin bana takın, ben bununla uğraşamam böyle şeylerle. Hah, şunu yaptık, tamam. Bahçe.
bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda. Bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu? Bu ne çıldırtan denge? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçesi. Dostum, dostum, güzel sana geliyor bak. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu? Bu ne çıldırtan denge? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçesi. Dostum, dostum, dostum. Rahmetli. Rahmetli Ahmet Kaya. Ne güzel okumuş. İşte dostluk. Ay, dostum, işte dostum. Dostluk böyle bir şey. Bir yanımız yaprak döker. Bir yanımız bahar bahçe. İşte asıl olan, asıl olan biz kimiz ki? Biz birbirimizi yargılamayacağız. Yaradan verecek cezamızı da mükafatımızı da. Biz kimiz? Ne kadar kolay yargılamak. Dostum. Ne kadar dilin ucunda bilmeden konuşmak. Başka hayatları, başka özel hayatları masaya yatırıp yaşamını bu denge üzerinden yürütebilen bir meslek olamaz. Magazin de böyle bir şey değil. Elbette ki bizim magazinci dostlarımız var. Elbette ki kalbimiz kırıldı. Doğru haber, yanlış haber bu değil. Bir felaketin peşine takılıp gitmek, kötülükle beslenmek çok tehlikeli bir şey. İnsana iyi gelmez ki zaten. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Haksızın yanında hep şeytan var. Tabii. Hiçbir şey rast gitmez zaten. Dedim ya, o günden bugüne ne değişti? Neden biz bugün gülüyoruz diye? Sadece sessizlik. Sadece adil ve adaletli bir durum. Hiç değişen bir şey yok. Ne söylenende ne de yaşananda. Çok güzel söyledin arkadaşım. Ağzına yüreğine sağlık. Ya dostluk bu ne değil. Ne iyi ettin. Ya, sen benim her zaman dostumsun. Bir gün bu dengeler değişmedi ki. O kanalda oldum, bu kanalda oldum. Evli olduk, boşandık. İlk çocuğumuz oldu. Üçüncü, ikinci. Bu her iniş çıkışımızda. Elbette. Her şeyinde. Ben de senin. Ayşe teyze benim canım değil midir? Oğulcan benim canım değil midir? Evlatlar birbirimize... İlle görüşmek, bıç 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 Instagram'da resim çekip koymak gerekmiyor. Dostluk nerede bırakırsan oradan başlıyor. Temelin sağlamsa eğer. Bu çok önemli bir şey. Temel. Gösteriş değil. Zaten kim bilir, sen şimdi bana böyle soruyorsun programdayız diye. Sen neler yaşadın kim bilir? Yani bizim o dertleşmelerimizde bana gülüp geç bunları, bak şunları şunları hatırla dediğinde, senin gibi kıymetli bütün dostlarım da bana bunları söylediğinde neler yaşadık, neler yaşadık. İnsan hayatta hakkını, bu çok önemli bir şey, bunu gerçekten sonradan öğrendim. Ben de hakkımı aramak için çok konuştuğum zamanlar hatırlıyorum. Ne boş bir mücadele. Susmanın bir iletişim dili olduğunu. Gece gibi sessiz olmak. Evet. Örtmek, beklemek. Çok büyük bir erdem be. Ama çok büyük sabır gerektiren bir şeydi ya. Gerçekten. Altın gelmeden ben bir şarkı daha okuyorum. Hadi kız kalk. Hadi. Kız, bu altın nereye gitti kadın? Gitti mi ya? Aa, rezil olduk ayol. Hey!
Seçtim. Tabii. Nasıl mesela? Hele bana bir öyle o düz elbiselerinle bir gel. Sen de bakayım neler getirdi bu. Seni ses ve... Ne? Elbise getir. Aa, yılbaşında giydiğini de getir diyor. Gündüz. Hele bir düz... Ah! Nostalji bize yapmışlar. Seyredelim öyle mi? Neler yaptın? Selamı kavlemi Rabbine. Selamı kavlemi. Biz bununla bir gece yarısı telefonla konuşmamız var. Ay şov. Bir de biz telefonla konuşmayıp o ses mesajları ne? Ne yapayım? Yazmak zor, yetişemiyoruz ya, konuşalım. Mikrofonu basıyorum. Ay bazen de o bir Allah kahretmesin. Yalnızlık gidiyor. Bana da oluyor. O kadar konuşuyorum boşa gidiyor. Sana da oluyor mu? Nostalji. İzleyin altın mimir gelsin bu arada. Bu çocuk zararlı bir çocuk galiba. Bu bence de. Çok zararlı bir çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Benziyor. Dadım. Sakın. Beni rahat bırakın. Asla. Dadıma doyasıya sakın. Sarılayım. Sakın kaçma. Dadım. Şuraya bırak. Bak. Dadım ve annem.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıbrıs'a ilk kez geliyorsunuz. Hayır, defalarca geldik konser için. Evet. Arkadaşım çok özledim seni. Merhaba. Nerede seni? Bakayım bugün ha. Resimler çekmiş, bunlar yorulmuş. Bunlar senin çok yoruldu, günah. Pembeler de sana pek yakışmış. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Bol reytingli, bereketli olsun. Güzel, aferin. Sütün içtin mi? İçtim Dudu'cum. Dadıcığım ben sen, seni çok gel. Seviyorum. Bak, dersleri yaptın mı? Yaptım dadıcığım. Her şey yolunda akşam mı? Yalnız uyuyamıyorum dadıcığım. Seni Pertev'le beraber uyutalım. Ben Pertev'le uyumak istemiyorum, onunla kavga ediyorum dadıcığım. Ömer Bey'le uyu, babanla. Babamın ben babamla uyumak istemiyorum. Benle mi uyumak istiyorsun? Evet dadıcığım. Uslu uslu uyuyacak mısın? Söz veriyorum dadıcığım. Bak şimdi. Dur, ayakkabının altını gösterme Ayşe kıza. Gösterme yoksa. Heh, tamam. Her şey görmez onu. Söyle, he, tamam. Ey oğlum ayın. Aa, Gülben. Oğlum dur oğlum. Allah bu Cansu. Ama neyse, yazık mı bu kıza, bilemedim ben bir. Sen de babana benziyorsun dedi. Atla sağlıyor burada. Sus teyzem, dandini, sus annem. Sus, reklam teyzem. Reklam. Dandini, dandini. Reklamda ağlarım. Ay, normal şuna. Doğum mu yapacaksın? Yaptır evet, bakayım. Aa, bir de bak bu kilo vermede normal doğum. Çok o kadar etkili ki normal doğum. Püsküsleri biliyor musun? Bilmiyorum. Nereden bileceksin? Aa, ne yapıyor? Aa. Bir yaptır. Burnundan nefes alacaksın. Otur kızım oraya. Otur çocuğum. Otur. Nefesim otur. Kesildi. Kesilmeyecek. Çalış. Ben evde çalışıyordum. Yap. Karnım bu kadar. Yap. Yıkılma yıkılma. Çabuk. Doğru. Ay geliyor çocuk. Ay. Burayı makas ver kız. Canlı yayında. Kes. Artık ne yapacaksın? Kes kız şu makası. Ne oldu, konuk geldi. Ne yaptı Seda'dan, beni kesti. Ama kesiyorum bak. Onlar görüyor her sabah. Her şeyimi kesiyorum bak. Bak bak Allah lokum. Tabii ondan. Böyle şimdi bakın mikrofon nasıl kesilir. Sen otururken ayakların bir yan pirik gidiyor. Sen onu biliyor musun? Demin duruyorsun bir böyle diyor ayakların. Benim çarpık evet. Ben Marlon Monroe gibi seksi kadınım kızım. Sen seksi kadınsın evet. Ay. Ha bayağı kakalıyor ben Murat. Ay açma. Şişt. Yok yok merak etme. Dur ceketi tut. Ha. Ver. Kesti kadın. Kızım. Al bana. Bak dön arkana. Ne var? Al işte. Gördün mü? Benim. Aa. Benim oyukluğu çıktı. Güzel dedi. Güzel abi. Bak şimdi burada. Çantanın içinden. Gülben Ergen bak tık 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 tık. He. Mesaj atar biliyor musunuz? Ha evet. Bakın size yemin ediyorum. Ben ne kadar özürlüysem bu kadar başarılı. Ama sen de yazıyorsun mesajlarım Destan. Bir ayak diretme. Erkek çocuklarım var 3 tane. Ben bunu böyle istiyorum diye kaşını kaldırma. Hep şey yap, acındır kendini. Anne. Bak. Tabii. Aa, ben bu acındırma meselesini hiç bilmiyorum. Evet kaşı kalkıp çok da... Sakın. Sen benim ciğerimi biliyorsun ki. Evet kız. Bak. Vallahi biliyorum. Yemin ederim neredeyse olacak. Bir sene, 1,5 sene bizi görüştün mü? Kaşını kaldırma. Bak. Gerçekten bakın erkek nasıl çocuğu... Nasıl acındırtacağım öyle? Bütün erkek acındırmayı çocuğu... Acındırmayı öyle çocuğa nasıl yapacağım? Peki. Oğlum. 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 Ay kurban olurum. O ciğer olurum. Parayı. O oh, kurban olsun annen. Kurban olsun annen verene yavrum. Yavrum. Burayı yavrum. Sana söyle. Burayı sana söyletirim ağzımı oynatırım. Ay, yavrum. Peki ne diyeceğiz kızı? Ağlama değil. Unutmam. Ağlama değil. Bak hastalandım. Hasta mı olayım, öleyim oğlum ben? Her sıralarında bir ağrı. Zaten ben sizin için de bilmenlerden değil. Tabii. Sonra tabii. Susup kendimi böyle oturtturayım. İlk magazin bombası geliyor. Yar bana, yar bana, yar bana. İmparator geliyor. İbrahim Tatlıses yıllar sonra
bir konuştu, bir konuştu. Ama ben Allah'tan umudumu kesmiyorum. Kendisini vuranlara neden bir kere bile beddua etmedi? Beni vurdular, vurana bile beddua etmedi. Ok çekilmez yaraya. Şarkı söylemeye ve sahnelere ne zaman geri dönüyor? Kendi kendime dağ başına gideceğim, bağıracağım, çağıracağım, söyleyeceğim ama söyleyeceğim. Çocuklarının annelerine neden tek tek teşekkür etti? Adalet Hanım olsun, Perihan Hanım olsun, Derya Hanım olsun, Ayşegül olsun. Hiçbir bir kötü anneye rastlamadım. Kızı Dilan Çıta hangi konuda ciddi şekilde uyardı? Arkasında bir ağırlık varsa o ağırlığı taşıyacak. Taşıyamayacak, müşterse bırakacak. Bir dönem dostu olan Ebru Gündeş'e neden küstü? Ebru Gündeş, yani şey olarak Ebru Gündeş. Üzüldüm yani. Kimlere öfkelendi? Ama bırak bu görevimi yapayım. Ve herkes bunu konuşacak. Yılın bombası. Allah 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 Allah. İbrahim Tatlıses tekrar mı evleniyor? Kime evlenme teklif etti? Ama Elif'in anası olabilir. İmparator İbrahim Tatlıses yıl boyu konuşulacak açıklamalarıyla çarşamba günü canlı yayında. Oturdum, ne oldu? Kız bitti, gel. İmparator çarşamba canlı yayında anlatacağı çok şey var. Seni çok seviyorum. Bana bak, konu mankeni. İmparator. Ay imparator, ben de çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Altın daha çok seviyordur. Çünkü sen onun yöresini. Değil mi? Hemşerim. Aa, İbrahim Tatlıses. Hemşerim. Hemşerim, evet. Bana bak. Kadının hak arama rehberi dedik. Bana dediler ki sabah Gülben Ergen avukatıyla mı geliyor? Biraz önce söyledim ya, avukatıyla gelmiyor. Bizim dostumuz, arkadaşımız, dostum dostumu. Arkadan dinledin mi kız? Hepsini dinledim. Beni unuttunuz zannettim. Sonra dedim ki... Seni unutur muyuz? Benim bu kadınların içerisinde duruşu... Renge bak, gel ya, ortamıza gel. Gel gel ortamıza. Şöyle durayım. Evet. Üstü Seda Sayan, altı Gülben Ergen. Böyle bir şey olabilir mi? Siyah kırmızı. Kimsenin birbirinden haberi yok. Ama eteğin arkası. Ama eteğin arkası yıkılıyor bacım. Bu aramızdaki gönül ilişkisini gösteriyor değil mi? Bizim. Evet. Çok üçümüzün. Çalıştım şarkı söylemek için. Aa, ne yapayım dedim ben bunların arasında şimdi. Ben de 6184'de çalıştım. Sor söyleyeyim. 6184'de avukat olmamış. Olaydı ben aç kalırdım. Tabii. İkinizden biri avukat sen, olaydı. Bir şey diyeceğim. Sen altın mimi, senin avukatın tamam. Değil, sen değil. Onunla arkadaş. Hiç adliyeye gittin mi? Gittim tabii canım. Çağlayan'la böyle girdi mi adliyenin içeri? Tabii. Sen gördün onun yürüyüşünü. Ben arkadan geliyorum onun böyle. Tak tak tak. Arkasından. Tak tak koridorlar böyle tak 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 tak. Nasıl iniyor. Bir içeri girmek? Nasıl bir güç? Az sonra güç? Size şarkı söyleyeceğim ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ne söyleyeyim yani? Yaparsın. Ama ailede var mı bir şey? Yani? Şimdi geldim buraya şarkı söyleyeyim bari. Ailede var ama müzisyen. Var. Kardeşin müzisyen. Var. Sen de okursun. Okurum. Aa, buna bak. Yok be, şaka yapıyorum. Özgür. Herkes kaçar. Görüyor musun? Derhal burayı bırakıp gidersiniz. O yüzden okumayacağım. Kaçmazlar, kaçmazlar. Çok tatlısın sen, çok. Gülben'in gardırobunu getirttim. Nerede? Altın sen de gör. Ben iki haftadır yokum. Yılbaşı öncesi ve yılbaşı yedin, yılbaşı bitirdin sonrası beni. Bu yeni formatla ilgili. Öyle bunu oralardan dedik dedik yedim. Bak. Dedim ki ne giyeceksin, ne giyeceksin, ne giyeceksin. Ben dedi, normal dedi, dur, normal dedi bir elbise giyeceğim. Halacığım şu biri tutsun benim. Arkası yırtık bir kadınım ama ben günah. Yırtıklar ya şurada. Şimdi önce bunu dedim ki bunu mu giysen dedim. Buna bayıldım. Sonra dedim ki yok yok dedim, bunu istemiyorum dedim. Giymiş. Bak oralardan. Bas bas bağırıyorum. Yılbaşı programında. Seni dedim rezil kepaze ederim dedim. Ne giyeceğim diyor, kepaze ederim. Sahneye çıkıyor gibi geleceksin dedim. Şıkır şıkır diyor. Sakın parlanmadan gelme diyor. Haksız tamam. Mıyım? Nasıl doğru. Üstü? Bir de bunu getirdi. Güzel. Ama bunu giysin. Ay o favorim. Ay ay ay. Benim ama bunu git giy de gel. Yalan. He kız. Hadi ben gideyim. Giysin. Kız git giy de gel. O Kıbrıs'ta ana bu elbise yıkılıyor. Çok bunu git giy gel de yolumu da aç da ben de yarın bir gün hani buna benzer bir şeyler girmiyor. Ne kadar şey demesinler hani. Şık. Aslında buralarda şey var. Ten rengi astar var. Ne kadar kaldı yayının bitmesine? Daha çok var. Yarın sabaha kadar buradayız.
Gerçekten. Yarın Demet Akalın. Sen altın emirle kadın haklarını konuş. Modacı Gülşah Saraçoğlu ve Kerim Can Durmaz. Burada onlar gelene kadar devam etmek zorundayım. Tamam. İyi günler. Dur gitme Gülben. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Dur gitme. Bunlar bana ne derse onu yapıyorum. Görüm git. Gel. Söyle avukatım. Söz dinle. Söyle. Şimdi bu üç kadının ortak özelliği ne biliyor musunuz? Bu üç kadın herhangi kimsenin karısı değil. Herhangi kimsenin kızı değil. Bunlar kendi tırnaklarıyla hayatı yaşayan, kendi ayakları üzerinde duran, oğullarını yetiştiren Gülben Ergen, Seda Sayan, Hacı Ali. Sen de. Ortak özelliğimiz bu. Çok teşekkür ederiz altın. Ne güzel anlattı. Hakikaten ne güzel anlattı. Kala kaldık. İkisi de kadın avukat kız. O kadar şahane, öyle çalışkan, öyle muhteşem, öyle hayatlarına sahip çıkan kişiler ki. Bir şey anlatabilir miyim? Onlarla gerçekten çok gurur duyuyorum. Altın, sabahki anımızı anlatacağım. Gel iki dakika bunu tut. Şimdi biz yine sabahın bir körü, ben gece ikisini de yemişim bitirmişim, gece 2'de Seda'ya kalk yatağına bunu dediler. Tabii. Geçecek kız merak etme, gece 3 aldın. Bugün var ya hırgın, hırgın ağlıyor bak. Ağlım, anlıyorum. Tövbe, bismillahirrahmanirrahim dedim, bismillah. Evet. Yemin ediyorum arabanın içinde ben de buraya kalmadım. Kesiyorlar mı seni diyor bana? Kız ne oldu dedim, bir kadın hırgın, tövbe yarabbim nasıl ağlıyor size anladım, ciğerim de buramdan bir şey bak koptu. Kızıyorum, sus bir sakin ol. Ay dedim dur be, tövbe de dedim. Bak inançlı kızım, vallahi Allah'ın gücüne gider dedim. Demedim mi? Çok Allah'ın gücüne gider dedim. Böyle manyak şeyler yapma. Bir daha ben böyle araba dedim. Ağlayarak hönkür. İyi be dedi. Kapattı korkudan. Ben dedim böyle anır ne ağlıyorsun dedim. Kimin sinirim bozuldu. Daha güzel konuştun. Daha şefkatliydin o zaman. Ha, ama ya. Dinle. Sabahın köründe bir yere gideceğiz. Tam 9'da orada olmamız mı lazım? Karşıya geçiyoruz. Şimdi altınla geceden konuştuk. Yani kaçta aldın? 7:30'da al beni dedim bana. Evden. Şimdi çocuklar için erken kalkıyorum ya ben. Fakat 7'de evden çıkmam lazım. Ben de şuursuz bir vaktinde gitmek ve erken gitmek konusunda üstüme yok. Bende Allah kahretsin. Bende de o var. Bir kere de geç kal yani. O yüzden başaramam. 7'ye çeyrek kala ben evden çıktım. Buna da yazdım ki altın hani kahvaltı etmedinse 7'ye çeyrek kala çıktım. Kapıdayım hazırım. Gel. 7:30'da buluşacaktık. Sen 7'ye çeyrek kala öyle. Sezen de öyle. Sezen Aksu dedi ki bana. Bizim dedi uykumuz kedi köpek uykusuymuş. Tabii kedi bizim yani Sezen de yani emanet böyle tetikte yani sürekli tık dikilirim. Bir de hiçbir şey olmamış gibi kalkarım. Hey, hazırım ne oldu? Ne yapıyoruz şimdi ne var diye böyle bir ben ona erken gidiyorum 7'ye çeyrek kala ya 7:30 bir kadın indi beni gördü küçük. Benim gözüm böyle duruyor bak. Sabah göründü zaten adliyeye gidiyor. Zaten konu berbat. Bir dedim ki kazandık davayı. Şimdi çok özel şeyleri dökmek istiyorum ortaya. Lütfen. Hayır her şey çok döküceğim. 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 Bunu bir gün bir bak yaradım. Dedim ki ne yapıyorsun dedim. Ne yapacağım be dede? Bir resim attı. Pufudik pijamalar. Bu ne dedim Allah seni kahretmesin dedim. Böyle mi gizliyorsun dedim içinde? Oğullarını uyutuyor. Dur ama dur. Oğullarını uyutuyor. Onlar uyudu. Bunlarla mı geziyorsun dedim. Şu kadın sizden dedim. Kadın dedin öyle mi olur? Kadın dedin dedim. Tık 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 tık. Ayak üstü dedim. Tık tık gezeceksin. Bana böyle. Sen ne dedin? Hocanı dinle. Dedim ki satenler içerisindeyim yavrum. Ya kesin. Kadın üşümüyor satenle. Çarşafı da zaten, geceliği de zaten. Ben üşüyorum. Pıfidiklerimi giyiyorum. Sonra bu ne diyor? Ama doğru dedim. 3 tane herif var evin içinde. He? 3 tane çocuk. Doğru nerede kadın. Nerede Spiderman'li Batman'li? Ben yalnızım. Ben bir çıkıyorum yardımcımla karşılaşıyorum. Diyorum ki merhaba Özbek. Özbekistan merhaba. Yaşasın diyorum. Öyle çıkıyorum. Koridorda birbirimize çarpıyoruz. Emek kaç yaşında altın? Emek 22. Oğulcan kaç yaşında? Oğulcan çok yakın 27 arkadaşlar. Yaşında. 27 yaşında. 27 yaşında bir oğlum var. Allah'ım herkese öyle bir evlat nasip etsin. Çünkü ben annemin babamın çok duasını aldım. Nasıl annemin kaşıyordu atlası sırtını? Atlası nasıl kaşıyordu onu böyle. Böyle. Futbolu anlatıyordu hiç üşenmeden. Evet. Hadi git üstünü kostüm değiştir. Bana ne bileyim sıkak alıyor. Bak evet. Şöyle git üstünü değiştir bir daha yap. Beyaz şovda. Bir daha bir git üstünü değiştir. Beni böyle ezikliyor ikisi. Beyaz şovda Oğuzhan Koç'ta ne yapıyor? Bak seni nasıl ezik kefaz ediyorum. Yürü git. Ne? Yürü de çabuk bak, gel. Git kız. Ben ne? Bilmiyorum ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Öngerim. Çabuk gel. Çok şükür. Seni Ergen Gülben sandım. Gülben aylardır peşimi bırakmıyor. Aylardır beni burada tutuyor.
Zamanım gelince beni çıkarıyor, klibi çektiriyor, şarkıyı söyletiriyor, bağırtırıyor, çırtırıyor, sonra tekrar geri buraya atıyor artık. Şuraları çek çek çek, kamera çek. Bak, çiğ etle besliyor beni, çiğ etle besliyor. Karanlık odalarda bekletip çiğ et yediriyor bana. Bütün bestelerde, bütün düetlerde ben hep daha çok bağırıyorum. O hep sakin söyler. Niye? Çiğ et yüzünden. Çiğ et yedirilir mi? Kapatır mısın kamerayı, bir saniye kapat tamam. Gidin buradan. Gidin buradan, istemiyorum kimseyi, gidin buradan. Kim bu, kim bu adam ya? Kim bu ya? 90'larda bir şarkı vardı, ortada kuyu var yanından geç diye. Evet. Gülben Ergen şarkıyı çok beğenmiş. Ozan Orhan kendine beste yapsın diye bunu kaçırmış. Ama adam kendini çelik sanıyor. Aslında Tayfun. Ya bu şimdi 90'lardaki şarkıcı Tayfun mu? Ateşteyim ateşte, ateşte gönlüm kaydı bir kıza işte. Tayfun'un kafa daha yılansıdır. Çelik daha bombeli. Bum kah kah diye atar mesela. Hiç yok. Buradan izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Çelikle Tayfun'u karıştıran izleyiciler. Bu konuda bu büyük bir yanılgı var. Türk halkı konu bu mu şu an? Konu bu mu şu an? Dongi 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 dong. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor bu ya. Ya bırak şu dongisini, dondimin dondisini. Her şeyime laf söyle, dongime dokunmayın. Arkadaşım beni şuradan Allah'ın aşkına çöz, kurtar zincirlerimden ne olur. Bak ben çok ünlüyüm, albümlerim var, şovum var benim. Acun Bey lütfen. Beni kurtarma. Beni kurtarmaya Müge Anlı gelsin. Ben sana güvenmedim. Ben sevmedim seni. Ya ne pis hareketler, ne tuhaf tiplersin. Ben Gülben Ergen'e karşıma alamam kardeşim. Ben gidiyorum, siz de şey yapamam. Gidemezsin, ona bir mesajım var Gülben. Beni izliyorsun, duyuyorsun, biliyorum. O çok istediğin şarkıyı sana asla vermeyeceğim. Asla. Şu yanımdaki şeyle düet yaparım, seninle düet yapmam. İzle. Kuma yapıyor. Kuma yapıyor. Kuma yapıyor. Gülben'e şarkı verenler nerede ve ne yapıyor, şimdi ne yapıyor? Şarkıda tuttu mu bir daha gün yüzü görmüyorlar artık. 92'den beri buradayım ama gelmiyor, evet gelmiyor. Güzel Çelik Ercan'ı aradım, onlar da açmıyorlar artık. Günde 5 düet yazıyorum ama doymuyor, evet doymuyor. Sen gene iyiymişim, benle muhatap bile olmuyor artık. Günde bir kez mama, el insaf ama, tuvaletini bile kuma yapıyor. Hem sesimiz var hem de boy pos, yok sana şarkı bizden paydos. Kıymetimizi bilemedim, vaktin varken biz sana küstük Gülben Ergen. Diyet yaparsak oluruz, fit düet yaparsak oluruz hit. YouTube'da bizle tıklanacağız çok, ne oldu Gülben? Ses seda yok. Günde bir kez mama, eli saf ama, tuvaletini bile kuma yapıyor. Yok artık şarkı sana, neden diye sorma, tuvaletini çünkü kuma yapıyor. Kuma yapıyor. Gülben Ergen o beğendiğiniz yılbaşı kostümünü giymeye gitti. Beyazıt Öztürk'e, canım arkadaşım Beyaz'a teşekkür ediyorum bu görüntüleri bize verdiği için. Canımsın, sağ ol. Altın Mimir, Türkiye'de Kadın Olmak. Bana göre kadının hak arama rehberi. Bu kitap bir başucu kitabı. Aynen öyle. Heh. Bizim gençlik yıllarımızda sarı sayfalar vardı, hatırlarsın onları. Neyi, nerenin telefonuna ihtiyaç duyarsak oranın numaralarını görürdük. Bu da onun gibi oldu. Ay ben şöyle alırdım, kıyamam sana. Şöyle koyalım. Şimdi bizim ülkemizin en büyük problemi, bizler aslında yasalarımızda birçok ihtiyaç duyduğumuz düzenlemeler var. Ancak bizler bunu bilmiyoruz. Haklarımızı bilmiyoruz. Haklarımızı bilmiyoruz. Bu sadece kadınların problemi değil ama. Kadın erkek hepimizin problemi. Zaten yasa koyucularımız da öyle yasalar yapıyorlar ki akşamdan sabaha. Öyle ki yani aynı yasa maddesini okuyan 5 ayrı hukukçu ayrı yorumlar çıkarıyor. Dolayısıyla dilini birazcık sadeleştirirsek. Bu kadar güzel kadınsın. Senden niye korkuyorlar? Eyvah, avukatı hiç, Altın hiç Mimir şey mi diyorlar? Hiç öyle bir şey yok. Korkuyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey. Hadi yok. Ya. Vallahi yok. Korkmasınlar diyorsun. Hiç korkmasınlar. Ama aslında güzel de bir şey o. Mesela benden de korkarlar. Korksunlar. Ama o neden biliyor musun? O şundan dolayı bizler kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Çalışıyoruz, emek veriyoruz, gayret sarf ediyoruz ve hayatlarımızı yani o korkulmayı anladım ne demek istediğimi. Kendimiz inşa ediyoruz. Yani söke söke hakkını alır anlamında korkuyorlar. Ama işte buna alışık olmadıkları için herkes böyle
kim ne derse onun peşinden giden, sürü gibi yaşamayı seven bir kültüre sahibiz. Öyle olunca da ne buyuruluyorsa biz onu kabul ediyoruz. Hele kadınlar daha çok buna yatkın vaziyetteler. Ama ne zaman ki ya ben kadınım, evet fizyolojik olarak, biyolojik olarak erkeklerden farklıyım ama onlarla eşit haklara sahibim. Kadın da erkek de ana rahmine düştüğü an itibarıyla yasal olarak birbirine eşit. Eşit. Hiçbir farklılığı ona göre haklarınızı fizyolojik bilin. Fizyolojik farkı sadece evrenin döngüsünün tamamlanması için, evet, yaşamın devam etmesi için ihtiyaç duyulan bir şey. Evet. Peki, kadın ve erkek olmadan yaşam sürmez. Olmaz. Özür dilerim, bir şey mi diyordunuz siz? Ben bir şey diyordum. Alişan diyorduk, Alişan. Hani Alişan da Eda Erol'la çok güzel bir, biliyorsunuz artık tam evliliğe gidiyorlardı. 1,5 ay vardı. Sonra çatırdamalar oldu, neler neler oldu. Alişan'ın annesi kimseyi beğenmez dediler. Hep annesinin üstüne attılar. Suzan Hanım. Evet, Suzan ablaya. Halbuki hiç alakası yok. Sonra en son Ece Erken şöyle bir şey söyledi geçen gün. Dedi ki Alişan'a doğum günü yapmışlardı sürpriz. Ben bile davet edilmemiştim dedi. Sanki böyle içten içe sürekli Eda'ya karşı böyle bir ya keşke yapmasaydı, arkadaşlarından Alişan'ı ayırdı gibi konuştu sanki. Bana öyle geldi. Yani bilmiyorum ama o Eda'nın da hiç kimseyi beğenmiyor kardeşim. Yani evlenecek olan Alişan. Fakat son günlerde Alişan'ı ben çok mutlu görüyorum. Evet, çok mutlu. Çok mutlu, evet, yanındaki Buse yeni var arkadaşıyla çok çok anlamadım mutlu görüyorum. Zaten bu açıklamalar da Ece Erken yapıyor. Diyor ki mesela defalarca barışmak için Ece Erken aramış Eda'nın. Duymadım, ben yoktum. Efendim? Ha yoktunuz. Yok. Defalarca dedi Alişan'ın aramış. Demiş ki barıştırayım mı sizi falan. Ece kabul etmemiş, Eda kabul etmemiş güya. Ama şimdi artık yeni birisi var. Zaten Alişan geliyor ya, aslanlar gibi biz anlatacak, biz soracağız. Ha. Ben hep merak etmişimdir. Niye bunlar ayrıldı ya? Cuma günü Alişan burada. Evlenmelerine biliyorsun 1,5 ay kala Cumhurbaşkanı karşısına çıktılar. Olabilir, evet canım. Alişan'a yani sorarsınız. Ya ayrılmış olabilirler. Kötü bir şeyler olmuş olabilir. Her şey olabilir. Ama yani bu kızı hani getirdi, tanıştırdı Alişan bana. Öyle mi? Çok, çok tatlı. Mutlular. Buse çok şeker değil mi? Tatlı. Bütün Instagram'ını inceledim. Bir tane falso fotoğrafı yok. Annesine babasına çok bağımlı bir kız. Öyle gördüm babasıyla falan fotoğrafları. Yalnız çok akıllı bir yani kız. Yani Alişan inşallah Buse ile evlensin diyorum. Buse yani çok akıllı bir kız. Ailesine giderken Instagram'dan aile resimlerini çıkartıyor. Nereden? Çocukların bütün resimleri çıkarıyor gazetelerden. Onu çerçeve yaptıraktan Alişan'ın evine gidiyorlar oturmaya. Ve bu cez karşısında Alişan şaşırıyor. Çok hoşuna gidiyor. Demek ki Alişan ilgiye hasret arkadaşlıkta Seda Hanım. Ama şöyle de bakalım, Eda Erol da baktığın zaman yani o da çok şeker bir aileye sahip. İkili ilişkilerde bazen olmayabilir, deneme süreciydi. Tabii. Allah'tan nişanlılık döneminde tabii, bitti, tabii, evlenip tabii de bitebilirdi. Kimseye laf söylemek düşmez. O yüzden hani bence de, bence baktığın de zaman ama vardır şunu ha işte biliyorum bir hayır ki Alişan şu anda çok mutlu. Evet. Kızı getirdi, benimle tanıştırdı. Evet. Çok sevdim. Cuma günü sorarız. Gelin ata binmiş ya nasip derler ama siz mesela 6. hislerinize inanır mısınız? Hani ben bir gördüm senin yanına, oldu mu oldu der misiniz öyle? Yalnız Seda yani Hanım, Suzan çok Hanım daha tanışmadı. Sinem. Seda Hanım karıştırıyor mu yalım? Daha Suzan Hanım tanımadı. Dur bakalım Suzan Hanım ne diyecek? Suzan Hanım tanısa ne olur? Alişan oğlu beğendikten, sevdikten sonra Suzan olmaz abla da başının üstünde yerim var der. Hayır, çok annesini dinler Alişan. Öyle deme, öyle deme. Ailelerden onay yoksa olmuyor bu iş. Tabii. Şey. Anneler değil mi yani? Ama hemen herkes Suzan ablanın üstüne gidiyor ya Alişan'ın evliliğiyle alakalı. Alişan annesi olmasa evlenirdi. Alişan çok cimri. Alişan konuşmaktan bazen böyle böğrüm sıkılıyor yani. Ya ama öyle şey, öyle söyleme şu anda yani çok mutlu Alişan. Alişan cimri falan da değil. Evet. Ayrıca Oğulcan'la iddiaya girdiler, hala alacak ayakkabıyı. Maşallah. Mevsim gelip bu gelip da bir açıklamaydı. Gelip. Sahneye çıktığı yere gittim, sahnede bile söyledim. Nerede çocuğumun ayakkabısı diye. Hayır. Çocuk kazandı. Almadı hala. Ya alacağım, alıyorum, alacağım. Cimri demeyelim. Belki cuma günü getirir. Alişan aslan gibi tutumlu bir çocuk. Hayatım kimse tutumlu demiyor. Herkes Alişan'a soruyorlar sevgililerine cimri mi cimri mi diye. Ben de değildir diyorum. Yüzükler alıyor, Eda tek taşlar Hanım'a alıyor. Eda Hanım'a tek taş aldı. Tamam, tek taş aldı da onun milyon tane sponsoru var. Sen o gerçi tek taşlara çok aldın. Gerçi 5 kere de nişan yüzüğü yere atıldı. 5 kere de yere atıldı nişan yüzüğü. Ben mutluluktan bahsetmişken bir mutluluk haberi daha verelim. İpek Kaçar'la ilgili. Gazetelerde okuyorum. Sevgili İpek benim çok yakın arkadaşım. Annesini de çok severim. Sevgili Allah rahmet eylesin Kaya'nın eşi.
Çok güzel bir birliktelik içinde ama... Evleniyor mu İpek? Sen yokken şey... neler oldu burada, neler haberin yok. Ay o günde. Hayır, şöyle bir şey anlatayım. İpek'e bir davetten çıkışta sormuşlar. Bir güzel bir beraberlik yaşıyor İpek. Evleniyor musun demişler. Kaya'nın eşi. Eşine döndük arkadaşlar. Resmi değiştirin. Evet, İpek Açar'dan. Evleniyor musunuz demişler. O da hep öyle bir kızdır İpek yani. Nasipse olur ya, evleniyorum dememiş, nasipse olur, evet güzel bir ilişki İnşallah içindeyiz. İnşallah evlensin. 22 evlensin. Yıl Kayahan'la çok güzel bir ilişki yaşadı. Son 3 yılı da inanılmaz acılar Bakçı, çekti. Mi? Ve mutluluk bence İpek Açar'ın hakkı. Güzel bir beraberlik. Evlenme teklifi aldı, evet. Ama bak bu konu avukat hanımı çok ilgilendiriyor. Ne var? Türk toplumunda eğer eşin vefat edip de sen üstüne evlenirsen hemen bu mahalle baskısı dediğimiz psikolojik baskı vardır. Yok. Ama arada 3 yıl geçti. Ama bir dakika. Kaç yani, yıl geçerse bir geçti. Bir şey söyleyeceğim. Ama kamera gel bana doğru. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hadi inemiyorum aşağı, yasak bana. Hadis-i şerif ne diyor biliyor musun hadis-i şerifte? Bir diyor... Kadının kocası öldükten 40 gün sonra diyor, eline kına yap diyor. Saçına kına yap, gözüne sürme çek, koca yolu bekle diyor. Hadi kamera. Tamam bunu söylüyor ama sonuçta Türk toplumunda eğer bir erkek eşini kaybederse ve arkasından evlenirse herkes maşallah iyi yaptı, erkektir, yalnız yaşayamaz diyor. Benim annem vefat etti, 2 ay sonra herkes bana babanı evlendirsene dedi, insanlara saldırmak istiyordum. Ama Allah muhafaza da önce babam vefat etseydi, annem evlenseydi beni topa koyarlardı. Yani bu böyle, Altın Hanım bunu çok, çok iyi biliyor. Doğru, kalıplaşmış çok bir şey var. Çok doğru. Ne yazık ki yani bizim toplumumuzda kadına bakış açısında bunlar var. Bunun bir sebebi de aslında o fizyolojik farklılıklardan dolayı. Kadın kaç yaşında olursa olsun her zaman kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Kendi hayatını sürdürebiliyor. Ama erkeklerin kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için mutlaka bir kadına ihtiyaçları var. O bakış açısı ister istemez topluma yerleşiyor. Ama bizlerin de artık bunları değiştirmesi lazım. Çünkü çok hepimizin doğru. Az önce Özgür'ün dediği gibi dünya geliş sebebimiz var, mutlu olmak. Peki Özgür, sen çok iyi tanıyorsun ya İpek Acar'ı, çok iyi bakmıştı Kayahan'a. O zaman çok memnundu yani, Kayahan çok mutlu vefat halen etti. Halen de çok mutlu. Çok güzel. 22 Mart tarihini yanlış söylemeyeyim ama Kayahan Bey'in doğum günü, yine bir organizasyonlar yapıyor. Hayır, bunda değişen bir şey yok ama tabii, hayatta değil tabii. Ve genç bir nerede kadın bu mutlu olacak. Daha giyinmedi mi bu? Mutlu olmak onun da hakkı ve Kayahan hayranları da bu ilişkiyi destekliyor. En güzel tarafı kız gel, bu. Kız gel. Yollasın şarkısını çabuk. Söyle. Hadi gel. Hadi yolla. Size şarkı söyle diyor. Hayır, bana şarkıyla geliyor de. Bana şarkıyla geliyor de diyor. Bana şarkıyla. Ben mi şarkı söyleyeyim? Hayır, şarkıyla geliyor. Şarkıyla ha, hadi gel. Sevmek istemiyorsun. Hele senle aşk değil bu, çok kurallı bir okul. Sevmedikçe kaytarıyorsun.
gecikince kayboluyorsun. Bayağı yılbaşı gecesi gündüz programına. Dedim, kazık ibine dikiliyorsun, git git cilve yap dedim. Annem. Ne yapayım be? Ay daha ne yapayım anlamadım ki. Çok yakıştı. Ne hale getirdin beni? Ama çok yılbaşı günü. Çok güzel. Çok yakıştı Gülben. Çok. Çok yakıştı, yemin öyle ediyorum mi? Ya. Vallahi çok güzel. Yani arkadaşım yılbaşı gecesi giydiğim yıkılın kıyafeti gündüz giyeceğiz senden bayıldım. Ne gündüz akşam oldu be? Bir dakika, insanlar düğüne müğüne nasıl giyecek görsünler, ne giyecekler? Kınaya, düğüne, kızlar bakıyorlar. Mezuniyet töreni yok, kınalar var, düğünler var, bilmem neler var. Sen bende çok tehlikeli bir potansiyel yaratıyorsun. Bana ne dersen yaptırabilme ihtimalim var, dikkatli ol. Ama deme nasıl ettirdim seni. Benim kasık gibi dikime gittik içime yap diyorum. Böyle böyle söylettirin bana. Böyle mi yapayım diye. Çok teşekkür ediyorum Sakaz'a. Madrid'e bu güzel elbiselerinden dolayı. Çok güzel. Oturuyorum altınımın yanına. Kibar kibar. Ay çok önemli. Giymek, giymek değil oturmak önemli. Aferin. Dik dur, dik dur sakın. Nefes bile alma. Tamam, mideni çek. Almayacağım. Çek mideyi içeri. Çek gittim. Çek. Yok miden canım ay? Şey çene dışarı birini yok, arıyor yok gibi. Böyle mi? Birini arıyor gibi sürekli. Birini arıyor gibi. Aferin. Bak böyle oturacağız. Gibi bölümü de altın. Kalk bir daha oturmaya nasıl oturuyor göster insanlara. Kalk bir daha. Tamam. Bak şimdi bakın. Evet. Kalktım. Bir kadın nasıl oturacak? Ay öyle deme. Şuraya, şuraya dikkatli. Gel beraber oturalım. Hayır kibar görüyor. Bu arada güzel de var. Böyle iliş oraya bak. Şöyle iliş. İliş. Yavaşça. Tamam. Oklava yutmuş gibi. Böyle yavaşça. Hayır, evet. Ne arıyor? İliş. Evet. Ha. Evet. Olmadı böyle. Evet. İliş. Önce elini şöyle yap kibarca. Evet. Sanki bir tık cilve eksik. İliş var da şöyle ilişiyor. Bak 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 şöyle. Yavaşça iliş. Bak 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 bak. Ben de. Ben de yapacağım. Yap, ben iliş, iliş yapıyorum. Oraya. Aman. Daha bir puan vereyim bari. İliş. Ha. Elini böyle. Ne olur ne olmaz. Ne olur. Çene birbirini arıyor gibi sürekli. Birini arıyorum. Birini arıyorsun. Aramıyorum. Nasıl oturacağınızı anlamadım ki. Ay. Kimseyi aramıyorum kış. Ya öyle değil hani ay burada arkadaşım vardı burada mı der gibi. Böyle değil bak. Hayret. Arkadaşım böyle var bak gibi. Arkadaşım burada mı acaba? Ay burada mı acaba? Yok. Böyle. Böyle mi duracağım? Bir çene hep böyle bir. Program var. Evet. Hayret ifadesi ver suratına. Hayret. Bak evet oldu hayret ifadesi. Böyle kalacak mı? Ay yok şimdi çirkin oldu çirkin kalacak. Nasıl yapacağım? Çok güzel görünüyorsun. Yalnız. Bir de böyle yap bir de böyle. Tamamdır. Böyle otur kız. Şu arkadakini şöyle ver. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Bir şey söyleyeceğim. Benim açım burası. Evet şimdi oldu. Şimdi ama oldu, evet. Rahatsız oturup rahatmış gibi dur. Rahatsız oturup rahatmış gibi. Oldu böyle. Ben bir anımı anlatayım. Mide içeri, göbek içeri, göğüs dışarı. Aa. Çene ileri. Ha. Allah'tan üç çocuk doğurdum artık bundan sonra senin ümidim yok. Bana diyorlar ki ya benden uzun arkadaşlarım bile otursa yastık mı var diyorlar. Yok diyorum. Nasıl öyle oturuyorsun diyorlar.
Ben sizin gibi gidiyorken bırakmam. Dimdik kimi? Uçağı anlatabilir miyim uçağı? Çok rahatsız olup çok Kıbrıs'ta rahat. Kıbrıs'ta bir yıl başından ertesi gün işten dönüyoruz. Evet. Uçakta bomba ihbarı yapıldı. Herkes bakın, kendini yerden yere atıyor. Seda Hanım elinde çantası. Gerçekten. Yeni evet. Dondu bomba. Zannettim. Bir şey oldu zannettim. İnan. Gayet gerçek sakin. Bu. Elinde çantası böyle en önde. Bomba ihbarı. Herkes. Bildiğin. Oya Başar falan. Kendini... Alarm verildi. Ah. Uçak hangara çekildi. Aa. Öyle ciddi. Acaba ne diyorsun? Acaba bomba Seda mı? Seda Hanım böyle çantası hiçbir şey olmamış gibi. Bağıranlar, ağlayanlar, dua okuyanlar. Tabii. Ben çantada elimde böyle oturuyorum. Tabii, kal gelmiştir o an ona. Hayır. 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 Korkun necele faydası yok. Ne yapayım? Gerçekten öyle dedi. Siz etsem ölecektim. Öyle şey yapmayacağım. Hani bağırsam mı? Gidiyoruz böyle bakıyorum. Ben kaldım orada böyle. Ne bağırıyorlar gidiyor. Gidiyoruz. Yani yaradan biçer ömrümüzü. Doğru. Bu bir sahne. Alnımıza yaradan ne yazdıysa onu oynuyoruz. Ölürken de güzel öleyim diyorsun. Belki de şu an gerçek hayatta değiliz. Belki de şu an rüyadayız. Sen Cemalnur hocamdan bu ha, konuda çok şeyler çok, aldın. Çok, çok. Sabır işte o imtihan. Ya o imtihan. En büyük. Ay çok ışıltılısınız. Sınav. Ay Allah. Işıltılara bak. Bize bakıyor. VTR'e varmış yayınlayıversinler. Ne, ay kız çocuklar ekran başındalar. Önce onu istiyorum. Bunun haberi yok. Hangisi? Bunu çocukları şu anda bizi izliyor. Şimdi bana görüntü geldi. Bir girsene bak. Kurban olurum üçünüz de yaradana. Ay. Aşklarım benim, aşklarım. Al sana ettiklerinin bedeli. Al sana çektiklerimin ederi. Ağzına en acı kırmızı biberi. Sürmeli o dilimi alsın bakalım. Ben Seda ablaya selamlar. Yazdım bakalım. Seni çok seviyoruz anne. Ağzına en acı kırmızı biberi. Sürmeli o dilimi alsın bakalım. Anne, anne seni çok seviyorum. Gözlük taktıydı. Sen mi taktırdın bunlara gözlük? Ben yaptırdım. İnanamıyorum. Ben yaptırdım. Bunun haberi yok. Şahabettin sağ olsun. Artık yayınladığımız için söyleyebiliriz. Çocuklar üçünüzü de çok seviyorum. Çok ay yakışıklısınız. Onlar da, kurban olsunlar yaradana. Seda ablaya saygılar. Ya saygılar bir de. Saygılar. Saygılar diyor Seda abla. Birinin içinde bir ferman toprak yatıyor. Saygılar. Valla. Şimdi bunların bir yemek yeme şeyi vardı. Bir anlatsana Allah aşkına. Hangisi ferman? Hangisi mahzun? Hangisi bilmem ne? Bunlar üçü nasıl? O bir anlat kadar bana. Başka üç çocuk ki ben neyini anlatayım sana. Mikrofonuna vurma. Üçünün... Ha. Ay şaşırttım ama zaten böyle durmaktan boynum ağrıyor. Güzeldi benim karnım içecek benim çocukları anladım canım ay. Bak buradan bakır dön. Üç tane bu herifi anla. Şapkayı da Allah Allah. Nasıl lan neyi neyi sever? Versene bir daha ver şunları bir bak. Saygımdan diyor bak ferman toprak biri. Saygımdan. Kurban olurum yaradana ver. Al sana ettiklerinin bedeli. Al sana çektiklerimin ederi. En acı kırmızı biberi. Sürmeli o dilimi yansın bakalım. Ben Seda ablaya selamlar. Yazdım bakalım. Teşekkürler anne. Seni çok seviyoruz anne. Ağzına en acı kırmızı biberi. Sürmeli o dilimi yansın bakalım. Anne seni çok seviyorum. Allah insanı evladıyla imtihan etmesin de. Amin. Gerçekten amin. Her şeyin üstesinden gelir insan ama ucu evlada dokunduğu zaman gerçekten tarifsiz. Ekran başında bizi izleyen, evladını kaybeden, evladından ayrı Allah kalmak korusun, zorunda kalan, göremeyen bütün kadınlara sabır diliyorum, iyilikler, müjdeler diliyorum. Gerçekten Allah'ım kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Amin. Her şeyin üstesinden gelinir ama o bam teli. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu. Ne oldu? Sen çünkü bu dönemi Atlas'la daha farklı yaşadın tabii, da. Tabii. Şu an aklıma o geldi. Tabii. Çok zor. Ne diyeceğimi o kadar... Yani şu anda mesela çocuklar söz konusu olunca hemen... Yani biliyorsun Google, internet yani ben... Ah ah neler neler. Söylediğim, söyleyemediğim neler neler. Orası çok acıydı yani.
İnsan yol arkadaşlarını çok düşünerek seçmeli bu hayatta. O da çok doğru. O kadar. Tabii. Evet. Çocuk başka bir şey. Benim için de öyle. Herkes yani olacağı evladı, evlat. Bir de bizde hadi birer tane, sen de üç tane Allah'ım esirgesin. Ve nasıl lokumlar, nasıl annelerine bağlılar. Biri basketbol seviyor, biri futbol seviyor, öbürü mercimek seviyor, öbürü mantı seviyor, öbürü dışarıya çıkalım diyor, öbürü parka gidelim diyor. Yani doyurmak, tatmin etmek, anlamaya yani. Çalışmak, kuyu ayrı, suyu ayrı. Nasıl yani müthiş bir şey. Annelik insanı yeniden doğuran bir şey. Her gün yeniden öğreniyorsun ve sabrın. Peki bir şey daha biliyorum sonsuz. Ki gerçekten çok zor dönemler geride kaldı kurban olduğum Rabbim. Amin. Sen inançlı dualı kızsın. Çocuklara 40 takla attım. Hiçbir şey anlamasınlar diye. En zoru da. O kadar zor ki. O kadar zor ki. Belli etmemek bir yerden sonra yakalandım. Wi-Fi'yi kapatmıştın, evet, hatırlıyor musun? Evin Wi-Fi'ni kapattım. Çocuklar ama altının geldiği bir gün evde böyle çok alevli, çok uzun süren bir toplantı vardı. Sordular, ona da sordular. Konu içeriye ses gitmesin, kapansın, çıkan şeyler. Örtmeye çalışma. Bir kere zaten samimiyet, çocuğa da samimiyet. Tabii. Ve bir yerden sonra maalesef bazı şeylerin doğrusunu onların anlayacağı yaşa uygun bir ama şekilde. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar o kadar çabuk her şeyi algılıyorlar ki. O kadar temizler ki. O kadar onlar da güvenmişler ki. Özellikle Atlas çok dikkatliydi bu konuda. Bir de 11 yaş. Çok daha duyarlı. Daha fevkinli. Daha abi. Ama geçti. Maşallah. Biz bugün buraya şarkılarla, türkülerle geldik. Geçti. Çok büyük bir anı benim için. Teşekkür ederim. Ben de bir şarkı söylerken sizi duyamadım. Ekran başındakilere sesim nasıl gitti bilemiyorum ama müziği duyamadım. Öyle Allah ne verdiyse yürüdüm gittim. Bilmiyorum yani. Çok güzel oldu. Duyamadım. Duyumumda bir kapalı mıymış? Niçin? Tuzak. Peki. Karagözlüm okuyayım size. Hadi oku. Hadi. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi, sabaha dek uyumamış, niye dedim sorma dedi. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi, sabaha dek uyumamış, niye dedim sorma dedi. Gün kokuyor gerdanımda, beni görmüş rüyasında. Ölüm
ölen dedim, yaşa dedim, yaşa dedim. Ne yaptım? Biz seni izliyoruz. İş ve dersi alınır, cilve dersi. Sonra? Zaten bana da altın günü var, gel dedi, o yüzden geldim. Alt ayağını alt. Evdeki halimiz. Tabii. Kız sonra? Gelecek o dik dik dik. Kız? Hala mı? Yukarıdan. Çekirdek. Gülben Ergen'i sokaktakilere sorduk. Yalan. Ne dediler? Anam pes dediler, izle. Taşı taşa tükürke korkak değilim ben. Çekinme hiç hiç geçmişlerden değilim ben. Gülben Ergen Seda Sayan'ın programına katılıyor. Evet. Yeni albümünü takip ettiniz mi? Şarkısını biliyor musunuz? Acı biber sürüyor. Evet biliyorum. Televizyondan izledim. Beğeniyor musunuz Gülben Ergen? Evet beğeniyorum. Güzel. Hoş bir bayan zaten. Zarif bir bayan. Zaten bir ara program yapıyordu. Zevkle de izliyorduk. Hani bir anneye hani hakaret tarzında olan cümleler oluyor. Hiç de hoş olmuyor açıkçası. Bir de duruşu gayet güzel. Susması en büyük erdemlik zaten. Boşuna dememişler yani. Bu kadar çok önyargılı yaklaşmaları, bu kadar çok hani onunla ilgili herkesin bir yorum yapması bence hoş bir şey değil. Duruşunu beğeniyor musunuz? Yani sessiz bazen sessizlik en güzel cevap vermektir. Anlayana tabii. Çok beğeniyorum. Yani çok beğenerek izlediğim bir sanatçı. Sevdiğim sanatçılardan biri. Yani halkına iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.
İyi bir hanım yani, seviyorum. Sana yansın yeder gibi şarkılarını dinliyoruz. Yansın bakalım. Yansın bakalım, takip ediyoruz, güzel yani. Ağzıma en acı kırmızı biberi sürmeli o dilimi yansın bakalım. Yani gerçekten çok güçlü bir bayan kendisi. Destekçisiyiz onun. Her zaman yanındayız. Çok güçlü ve hayata karşı nasıl direneceğini iyi biliyor. Yani davranışları ve hareketleriyle insanlara da güzel örnek oluyor. Samimi, içten davranıyor davranışlarını, içten yani. Samimi olduğu için yani güveniyoruz. Ekranda görmek istiyoruz onu. İzler miydiniz sürekli? Devamlı program yaptığı zaman şey yaparım, izlerim, severim ben Gülben Ergen'i. Merhaba. Merhaba. Nereden geldiniz? İran'dan, Tahran. Tahran'dan geldiniz. Evet. Biz Gülben Ergen'i soruyoruz. Bugün konuğumuz Gülben Ergen. Tanır mısınız, sever misiniz Gülben Ergen'i? Tanıyoruz. İran'da da hayranı var. Bildiğiniz şarkıları var mı? Hangisini evet, en çok seversiniz? Eskilerden. Şarkının adını bilmiyorum ama şöyleydi. 1, 2, 3, 4 tamam. Daha da katlanamam. Seni de sensizliğine kimseyle paylaşamam. Ben de bir Urfa Ara olarak acıyı çok severim. Acı biberi çok yerim. Yeni şarkısı da yansın bakalım. Ağzına sürelim diyor en acı kırmızı biberi. Yeni şarkısı da acı biberim, ağzına sürerim en acı biberim. Onun için Gülben Ergen hayranıyım. İyi bir anne oluşu bende artı puan yapıyor. Yani hem işini hem çocuklarını hiç ihmal etmiyor. Onun için benden artı puan almıştır. Eğitim alamayan semtlerdeki çocuklara anaokulu yuva açması, bu konuyla ilgili olarak bu organizasyonun arkasında olması, destek vermesi çok değerli, çok kıymetli. Onun için kendisini takdir ediyorum. Gülben Ergen halktan biri gibi, ben onu samimi buluyorum. Devamlı dinlerim, gelişinden beri dinlerim. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok beğeniyorum onu ben. Yeni şarkı da çıkardı biliyor musunuz? Yansın bakalım. Hadi yansın bakalım. Çoluk çocuk dinliyoruz. Çocuklarınız falan dinliyor. Hepsi dinliyor. Torunlar, çocuklar. Gülbenciğim öptüm seni. Çok iyi bir annesin sen. Sana kim ne derse dersin. Harikasın sen. Ay çok teşekkür. Çok güzel olmuş ya. Ya insanlar sessizlik bir cevaptır dediler. Ama İnanamıyorum programın başında söylediğim yaptı, şey. Biberi. Tabii. Sezen çalmış amcamdan. Amcam karabiberi yaptı kırmızı belli ki. Ay Allah'ım canım Sezen Aksu. Canım Sezen Aksu. Biber fiyatları tavan yaptı. Biber fiyatları evet. Kahramanmaraş'tan haber geldi. Ama çok güzeldi. İnsanlar ne kadar 7'den 77'ye ne kadar çok, güzel çok, bir röportaj. Çok teşekkür ederim. Yayınlayacağım bunu. Şahane oldu. Evet. Söylüyorum. Aşk da aynı değil. Ceylan mesaj atmış. Hadi. Bu şarkını özellikle Ceylan istiyor. Şarkıcı Ceylan. Artık küçük diyemiyoruz. Aşk da aynı değil mi? Evet. Ay Ceylan ne kadar güzel. Sözler ona göre dinlensin. Ne demek istiyor acaba İsa? Aa gelir anlatır buraya. Şimdi biz burada üçümüzde bekarız. Evet. Ben bununla ilgili bir şey anlatacağım. Bir, sen ben oturmaya devam edeceğim mi? Ayağın rahatsız değil mi? Hayır. Hiç değil. Beton. Böyle otururum. Sırtın böyle? Yok. Baba 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 baba. Tabii 3 saat oturur. Duruşa bakar mısın? Duruşu gördün mü? Bak akşama kadar böyle oturur vallahi. Oturur. Oturur. Evet. Eli de bak eli de yüzükle tabii. Eline gel. Burada onu da gösteririm orada. Peki Ceylan'a selam. Hani sözler ona göre dinleyeceğim. Bakayım tamam onun istiyor. İçin söylüyoruz. Hadi gelsin. Sana gelsin. Senin adın aşkla aynı değil. Kimseye bitene değin, sabretmem. Geri adım atmak hiç bana göre değil. Üzgünüm ölene değin, affetmem. Elimde bir tek gururum, içimde biten umudum. Yüzümde birkaç çizgi daha. Akıl hep seni unutur elbet. Yüreğime desem hep
teselliler yetmez bana. İnanmam kim bile bile yoksa hayatım hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bilene sor gözyaşı biter mi? Bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Kim bile bile yoksa yarçım hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bilene sor gözyaşı biter mi? Bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Bana göre değil, üzgünüm ölene değil, affetmem. Elimde bir tek gururum, içimde bir tek umudum, yüzümde birkaç çizgi daha. Akıl hepsini unutur elbet. Yüreğime desem hep ha gayret, teselliler yetmez bana. İnanmam kim bile bile yoksa yarçım hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bilene sor gözyaşı biter mi? Bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Kim bile bile yoksa yarttım hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım. Başından bir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Seda Sayan'la stüdyosu adeta yanacak. Konuştuğu çift canlı yayına geliyor. O Türk popunun yıldızı. O her hareketiyle olay yaratan bir star. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt canlı yayında. Bitmedi.
O son dönemin en çok konuşulan ismi. Kerimcan Durmaz canlı yayında. O ünlülerin modacısı. Kostümlere hayat veren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayında. Dev isimler, büyük sürprizlerle yarın Seda Sayan'la. Olanlar olabilir. Uğur Merde diye. Uğur Aslan bizden hemen sonra fenomen avına çıktığı için birazdan izleyeceksiniz. Lütfen kaçırmayın. Uğur öyle şeyler çekmiş, öyle şeyler getirecek ki ekrana kilitleneceksiniz. Teşekkürler etmem lazım. Bu kadar güzel koltuklar, bu dekor, bu tasarım. Emrullah Genç kardeşime Ege Mobilya'ya teşekkür ediyorum. Teşekkürlerim var. Genel Müdürümüz Suavi Doğan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Yapımcılarım Oğuz Karaylı, Mustafa Günlahar teşekkür ediyorum. Saygıya değer hocamız, önünde eğiliyoruz, Mustafa Karataş hocamızı teşekkür ediyoruz. Menajerim benim ve Gülben'in menajeri Oğuz Arınmış Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Canım Sinem'cim teşekkür ediyorum. Ayşe Estetik teşekkür ediyoruz. Modacı değerli kardeşimiz Tolga Çam teşekkür ediyoruz. Canım Nur Yerlitaş'ın bize çiçekler yollamış. Teşekkür ediyoruz Nur Yerlitaş. Ve Pol Production Polat Yarcı. Gerçekten çok kıymetli bir prodüktör. Teşekkürler ediyoruz. Ve Özgür Aras ve Mehmet Yüzar ve Altın Mümir Gülben. Seni seviyorum. Ben Altın de. Seni seviyorum. Konuşacak çok şey var. Yarım kaldı. Fenomen avını kaçırmayın. Fenomen avı.